Uyandırma servisini. Hadi gelin bakalım memlekette neler var, neler yok, neler olmuş, neler bitmiş. Başlıklar halinde ekranlarınıza getirelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün akşam misafirimizdi. 24 canlı yayına katıldı. Helin Aslan ve genel yayın yönetmenimiz Murat Çiçek'in sorularını yanıtladı. 31 Mart seçimlerinden FETÖ ve terörle mücadeleye, S-400 anlaşmasına kadar pek çok önemli konuda mesajlar verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan 24 özel yayınında. Kemal Kılıçdaroğlu'nun YPG Türkiye için tehdit oluşturma sözüne ne yanıt verdi, ona bakacağız. S-400 füzelerinin alımı konusunda işi bitirdik, geri dönüş olmaz diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yapılan başkan özel programının önemli anlarını birazdan ekranlarınızda uyandırma servisinde bulacaksınız. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2 gün önce Türkiye'nin beka sorunu yoktur söylemini çok çabuk unuttu. CHP lideri, ittifak ortağı İPE ile Denizli'de gerçekleştirdiği mitingde vatan, millet ve bayrak sevgisi dolu bir konuşmaya imza attı. Neler söyledi? Onlara birazdan ekranlarınızda yer vereceğiz. Kandil'e yönelik operasyon İden iyiye yaklaştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütü PKK'ya karşı İran'la ortak operasyon yapılacak dedi. Nedir İran'la yapılacak olan ortak operasyonun ayrıntıları? Onlara da birazdan yakından bakacağız. Cumhuriyet tarihinin en büyük camisi Çamlıca Camii birazdan ibadete açılmış olacak. Bugün Regaib Kandili'ne bu ibadetle başlamış olacak Çamlıca Camii. Oradan da canlı yayınlarımız olacak. Kameralarımızı birazdan sabah namazında oraya, Çamlıca Camii'ne çevireceğiz. Oradan da çok özel görüntüler ekranlarınıza gelecek. Türkiye'nin Antarktika'ya yaptığı 3. bilim seferi sona erdi. Ekip aradan geçen bir ayda kıymetli bilgiler edindi, yurda döndü. Neler edindiler, ne tür bir tecrübeydi bizim için Antarktika, ona da bakacağız. Uyandırma servisi başladı efendim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 24 özel yayınında bilinmeyen pek çok gerçeği ilk kez açıkladı. Devletin zirvesi İPE Genel Başkanı Meral Akşener'e miting meydanlarındaki sözlerinden dolayı sert ifadelerle yüklendi. Erdoğan, bu hanımefendi biz partiyi kurarken de bizi sattığı ifadesiyle dikkat çekti. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 31 Mart yerel seçimlerinden 4 benzemez ittifakına, Kılıçdaroğlu'nun beka sorunu yok sözlerinden CHP'li belediyelerin çöp yığınlarına kadar verdiği önemli mesajlar. Ne oldu sana? Bir anda istikametini kaybettin. Önce bir kendine gel. Sen zaten biz partimizi kurarken bizi de sattı bu kadın. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tepki gösterdiği isim İPE Genel Başkanı Meral Akşener. Erdoğan, AK Parti'nin kuruluşu sırasında Akşener'le ilgili bilinmeyen bir gerçeği ilk kez 24 ekranlarında açıkladı. Biz partimizi kurarken bizi de sattı bu kadın. Bir anda kayboldu. Benimle beraber partimizi kurarken belli yerlere geldi. Ondan sonra Afyon'da ortadan kayboldu. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkan özel yayınında 24 televizyonun genel yayın yönetmeni Murat Çiçek ve moderatör Helin Aslan'ın sorularını yanıtladı. Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun YPG Türkiye için tehdit oluşturmaz, beka sorunu yok sözlerine tepki gösterdi. Türkiye'nin aslında en önemli sorunu beka sorunuyla birlikte bir muhalefet sorunudur. YPG'yi, PYD'yi kalkıp da bu beka sorununun bir tarafı, bir ucu olmaktan eğer göremiyorsa bir ana muhalefetin başı, ha bu ülkede beka sorunu nedir bunu tanımlamaktan da uzaktır. Devletin zirvesinin gündeminde 31 Mart yerel seçimleri vardı. Anketleri neden güvenmediğini açıkladı, sandığı işaret etti. Bazı anketlerin manipülasyon için kullanıldığına şahit olduk, şahit oluyoruz. Biz kendimiz yapıyoruz. Bu yaptığımız anketlerde de yolumuzu ve yolculuğumuzu şekillendiriyoruz. Gerçek kamuoyu araştırması 31'inde yapılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın çalışmalarından duyduğu memnuniyeti de getirdi. Cumhur İttifakı, ülkemizin yaşadığı bu muazzam dönüşümün bir ana eksenidir. Bunu göreceğiz. Ve Cumhur İttifakı, Türkiye'nin adeta yeniden inşası içinde bir şanstır. Bu zillet ittifakını Sayın Bahçeli'nin ifadesiyle, benim ifademle de illet ittifakının zemininde ise Türkiye'nin beka mücadelesini sekteye uğratma anlayışı var. Biz bunlara bu fırsatı vermeyeceğiz. Cumhurbaşkanı 4 benzemez ittifakına getirdi sözü. Erdoğan, İPE Genel Başkanı Meral Akşener'in Denizli mitinginde sarf ettiği "Cumhurbaşkanı size terörist diyor" sözlerine sert tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı, "Ben HDP'ye oy verenlere terörist demedim" ifadesinin altını çizdi. Bu kadın Şirazesinden çıkmış. Hani
bunlar birbirleriyle ortak oldular ya, bir yerinden kapacak. Şimdi zaten Bay Kemal yalancı. Şimdi bu da ondan yalanı iyi kaptı. Ve o ne diyorsa da onu söylüyor. Bir defa verelim. Tayyip Erdoğan halkına terörist diyecek kadar istikametini kaybetmemiştir. HDP'ye oy verenlere kalkıp da terörist nerede demişim bunu ispat etsinler. İspat ettikleri anda ben ne gerekiyorsa onu yaparım. Cumhurbaşkanı Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki bazı belediyelerin devletin kaynaklarını yine teröre aktarması halinde atılacak adımı da açıkladı. 31 Mart'tan sonraki süreçte benzer şeyler yaşandığı anda biz bu işi anında yargıya götürür ve anında da kayyumlar için yolu açarız. Kayyumların başarısını görmemek bakar kör olmaktır. Bunun en güzel örneği Diyarbakır'dır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da CHP'nin elindeki birçok ilçedeki çöp dağlarını işaret etti. Daha da kötüye gidecekler dedi. CHP 3 Ç'dir, 3 Y'dir. Çöp, çukur, çamur. İstanbul'u aldığım zaman çöp dağları vardı. Şimdi buyurun bakın burada da yine aynen çöp dağlıkları oluşmuş. Aynen öyle efendim. Tabii maaşları ödeyemiyorlar. Maaşları da ödeyemiyorlar. Maaşları ödeyemedikleri için birçok insan zaten çalışıyor. Bu iyi günleri. Daha kötü günler var. Sefilleri oynayacaklar bunlar. Devletin zirvesine CHP'li Engin Altay'ın 10 Mart'a adres göstermesi hatırlatıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan net ifadeler kullandı. Bu adamların sırtında küfe yok. Bunlar yönetim, yönetim filan bu işleri bilmezler. Bunlar bugüne kadar nereyi yönetmişler, neyi yönetmişler de böyle bir şeyi konuşuyorlar. Bu millet 15 Temmuz'u terse çevirmiş bir millet. Şunu söyleyeyim. Bugün biz 15 Temmuz'a göre her birimiyle çok daha güçlü bir kuvvetiz. Asla bunlara biz fırsat vermeyiz. İstedikleri kirli tezgah kursunlar. Bu tezgahları bunların kafasına geçiririz. Ve CHP'nin kurulan Türk Uzay Ajansı'nı Anayasa Mahkemesi'ne götürmesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bilimsel çalışmaların devam edeceğinin mesajını verdi. Ey CHP, istesen de istemesen de biz uzaya çıkacağız. Bu adımı atacağız. Yani o Antarktika'ya giden hocalarımız, gençlerimiz bu aşkla, bu heyecanla gittiler. Bunlar geriden al toplasınlar. Biz bu yarışı yapacağız. Amerika Birleşik Devletleri bir süredir Türkiye'yi Rusya'dan S-400 satın almak konusundaki kararından vazgeçirmeye çalışıyor. Ancak Erdoğan bu konuda dün akşam çok net mesaj verdi. S-400 konusunu bitirdik. Artık bu konuda konuşmaya gerek yok dedi. Şimdi tabii S-400 konusunda biz işi bitirdik. O bitmiş bir şey. Yani onu artık konuşmamızın anlamı yok. Çünkü gerek Sayın Putin'le gerekse Rusya'yla biz bu anlaşmayı bitirmiş vaziyetteyiz. Yani kredi şartlarından ortak üretime varıncaya kadar bütün bunlar konuşuldu, anlaşıldı, imzalar atıldı, bitti. Şimdi biz yeniden bir geri dönüşümüz bizim asla olamaz. Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD ile S-400 hava savunma sistemleriyle ilgili yaşanan gerilimi değerlendirdi. Bize böyle bir ahlaksızlık yakışmaz. Bu ahlaki değildir. Çünkü biz bir anlaşmayı yaptıysak onun arkasında dururuz. Kimse bizden bunun yani tükürdüğümüzü, yalamamızı beklemesin. Alışılmış liderlerden de değiliz. Erdoğan, Türkiye'nin ABD ile hava savunma sistemleri konusunda işbirliği yapabileceğini ama şartları olduğunu söyledi. Yani yok ben sana vereyim ama yine anahtar benim elimde olsun. Kusura bakmayın. Biz böyle bir şey artık giremeyiz. Bunlar tarih oldu. Şimdi biz mesela Ruslarla anlaştık. Ortak üretime gireceğiz. Şimdi belki S-400'den sonra S-500'e gireceğiz. Şimdi bize S-400'de dayatma yapanlar niçin Yunanistan'a yapmıyor? Erdoğan S-400 hava savunma sistemiyle ABD'den alınacak F-35 savaş uçaklarının radarları konusunda bir sıkıntı olmadığını söyledi. Son kararı Türkiye verir mesajını paylaştı. Sen yani aldığın her ürünü bize sorarak mı
alıyorsun. Yok. İstediğin yerden istediğin gibi alıyorsun. Bizim de böyle bir bağımsızlığımız var. Biz bağımsız Türkiye'yiz. Köle değiliz. Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye'de Fırat'ın doğusunda kurulacak güvenli bölge konusunda da net konuştu. Ve şimdi bu yeni dönemde ise bu güvenli bölge veyahut da bu bizim sınırdan şöyle bir 30 kilometre derinlikte bu tampon bölge gibi. Tampon bölge veya güvenli bölge, burada atacağımız böyle bir adımın kesinlikle Türkiye'nin kontrolünde olması lazım. Türkiye'nin dışında birisine buranın kontrolünün verilmesine biz evet diyemeyiz. Niye diyemeyiz? Çünkü her an buradan bize saldırı olur. Peki bunlar ne yapacaklar? Söyleyeyim. YPG, PYD'ye kalkıp buranın kontrolünü verecekler. Bizim buna evet dememiz mümkün değil. Erdoğan, ABD Başkanı Trump'a müesses nizamın sürekli yeni sufle verdiğini söyledi. Süreç içerisinde aslında Trump yani kararlı bir duruş sergilemedi dersem yanlış olur. Sergiledi. Fakat tabii her liderin etrafında da birileri var. Sürekli bir şeyler süfle ediyor. Şimdi tabii burada da böyle bir şey var. Tabii bu noktada Amerikan bir müesses nizamı var. Buna bir derin devlet de ayrıca diyebiliriz. Tabii bunların bir engellemeleri söz konusu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri'ne yapılan teklifi de açıkladı. Daha önce de benim kendilerine söylediğim gibi. Gelin burada beraber hareket edelim. Biz buraya iki tugay sokarız. Özgür Suriye ordusuyla beraber de bu işi çözeriz dedik. Erdoğan, ABD'nin terör örgütü PKK-PYD'ye verdiği binlerce tır silahı da hatırlattı. Amerika bu silahları kendisi alıp gidecekse malıdır, alsın götürsün. Hı hı. Ama yok kendisi alıp götürmeyecekse benim düşmanım bize, yok versin bize. Versin bize, gerekirse otururuz masaya, pazarlığımızı yaparız, işimize her yanında veririz parasını alırız. O ayrı mesele. Ama kalkıp da bunu teröristlere vermesin. Yani terörist de bunu parasız veriyor. Biz bunların birçoğunu kendilerinden paramızla istediğimiz halde bize vermediler. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu iki gün önce Türkiye'nin beka sorunu yoktur diyordu. Sonra ittifak ortağı İYİP ile Deniz'de gerçekleştirdiği ortak mitingde ise Vatan Millet Sakarya Edebiyatı'na girişti. 48 saat arayla ortaya konan bu iki söylem arasındaki fark ne? Gelin ona bakalım birlikte. Yoksa ne olacak? Türkiye'nin ne beka sorunu olacak? Peki beka sorunu olmayacak diyorsunuz ama Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki işte Amerikan varlığını ve oradaki silahlı güçleri nasıl desteklediğini biliyoruz. YPG nasıl desteklediğini biliyoruz. Dolayısıyla yani onlar bize mi saldıracaklar? Ama Türkiye'nin o anlamda güney sınırlarımızda yaşananları peki nasıl yorumluyorsunuz? Hayır efendim. Vatanımız için gideceğiz. Bayrağımız için gideceğiz. İnsanımız için gideceğiz. Çocuklarımız için gideceğiz. Güzel Türkiye için gideceğiz. Ve gideceğiz, oylarımızı kullanacağız. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu iki farklı konuşması arasında geçen süre sadece iki gün. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iki gün önce katıldığı bir televizyon programında Türkiye'nin güney sınırında kurulmaya çalışılan terör koridorunu inkar etmiş ve beka sorunu yok demişti. Türkiye'nin ne beka sorunu olacak? Peki beka sorunu olmayacak diyorsunuz ama Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki işte Amerikan varlığını ve oradaki silahlı güçleri nasıl desteklediğini biliyoruz. YPG nasıl desteklediğini biliyoruz. Dolayısıyla yani onlar bize mi saldıracaklar? Ama Türkiye'nin o anlamda güney sınırlarımızda yaşananları peki nasıl yorumluyorsunuz? Hayır efendim. Büyük tepki çeken o sözlerinden iki gün sonra Kemal Kılıçdaroğlu ve ittifak ortağı İYİP Genel Başkanı Meral Akşener Denizli'de ortak miting gerçekleştirdi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu iki gün önce Türkiye'nin beka sorunu yok ifadelerini kullanırken aynı Kemal Kılıçdaroğlu Denizli'de vatan ve bayrak söylemiyle dikkat çekti. Bu memleket bunu hak ediyor mu? O zaman sandığa giderken vatanımız için gideceğiz. Bayrağımız için gideceğiz. İnsanımız için gideceğiz. Çocuklarımız için gideceğiz. Güzel Türkiye için gideceğiz. Ve gideceğiz,
oylarımızı kullanacağız. Şimdi akıllardaki soru şu: hangi Kemal Kılıçdaroğlu doğruyu söylüyor, hangi Kılıçdaroğlu samimi? Türkiye'nin beka sorunu bulunmadığını ifade eden Kemal Kılıçdaroğlu mu? Yoksa ne olacak? Türkiye'nin ne beka sorunu olacak? Peki beka sorunu olmayacak diyorsunuz ama Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki işte Amerikan varlığını ve oradaki silahlı güçleri nasıl desteklediğini biliyoruz. YPG nasıl desteklediğini biliyoruz. Dolayısıyla yani onlar bize mi saldıracaklar? Ama Türkiye'nin o anlamda güney sınırlarımızda yaşananları peki nasıl yorumluyorsunuz? Hayır efendim. Yoksa Denizli'de Türk bayrağı vatan ve memleket güzellemesi yapan Kılıçdaroğlu mu? Vatanımız için gideceğiz. Bayrağımız için gideceğiz. İnsanımız için gideceğiz. Çocuklarımız için gideceğiz. Güzel Türkiye için gideceğiz. Ve gideceğiz, oylarımızı kullanacağız. FETÖ'nün iftira ve kara propaganda kervanına HDP'li milletvekili Ömer Faruk Yergerlioğlu da katıldı. Batman'da biri engelli 4 çocuk annesinin polis ve siyasetçilerin tacizinden bunalıp intihar ettiği yalanını sosyal medyada yayanların başında geliyor kişi. Üstelik HDP'li vekil o iftiraya dayanarak Batmanları da aşağıladı. Peki ne bu Batman'da oradaki polis ve siyasetçilerin tacizinden bunalıp kendi canına kıydığı iddia edilen kadının hikayesinin o işin gerçeği ne? Ona bakalım birlikte. Bu yaşananlara bakıldığı zaman maalesef toplum hakkında önemli bir hayal kırıklığına uğruyoruz. HDP milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, FETÖ'nün karalama kampanyasına ortak oldu. FETÖ'cü bir hesabın iftirasını gerçekmiş gibi paylaştı. O iftirada Batman'da el yazısıyla yazılmış bir mektup vardı. Mektupta kocası cezaevinde olan biri engelli 4 çocuk annesi Ayşe Arslanoğlu polis ve siyasi kişilerin tacizlerine, tecavüzüne uğruyor, bu sebeple de canına kıyıyordu. Maalesef içinde yaşadığımız toplum vicdanını kaybetmiş. İslam toplumlarının yüzyıllardır duçar olduğu bir hastalık. HDP'li vekil iftiraya ortak oldu. Üstelik ortak olmakla kalmadı, Batman'da yaşayan herkesi de töhmet altında bıraktı, aşağıladı. Zira ona göre Batman'da kadınlar tecavüz ve tacize uğruyordu. Üstelik bu tek olay da değildi. HDP'li Gergerlioğlu bu toplum vicdanını kaybetmiş diyerek kendi milletini aşağılamaktan da çekinmiyor. Batman başta olmak üzere içinde yaşadığı toplumu tacizci, tecavüzcü ilan ediyor. İslam toplumlarının yüzyıllardır duçar olduğu bir hastalık. Müslümanlar kaybettikleri topraklara üzüldüğü kadar kaybettikleri insanlıklarına ve Müslümanlıklarına üzülmediler maalesef. HDP'li vekilin ısrarla mektupta intihar da doğru diye paylaştığı mesajlar büyük yankı uyandırdı. Batman valiliği hemen olayı araştırdı. Ardından da bir açıklama yaptı. Valilik, Batman'da Ayşe Arslanoğlu isimli bir kadını yaşamadığını açıkladı. Ayrıca Batman'da söz konusu isimle ilgili bir intihar vakasının da bulunmadığını duyurdu. Maalesef içinde yaşadığımız toplum vicdanını kaybetmiş. Yani FETÖ'nün iftirası sosyal medyada dalga dalga yayılsın diye HDP'li vekil iftiraya ortak olmuş, kendi milletini aşağılamıştı. Birçok yanlışa sessiz kaldı. KOBİ'ler için devreye alınan destek paketlerinin ardından Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan kredi limiti müjdesi geldi. KOBİ'lerin ciro ve faaliyet alanına göre kredi limitlerinin 5 milyon liraya çıkarılabileceğini söyledi. İş dünyamızın likiditeye kolay ve düşük maliyetli erişimi için attığımız adımları her geçen gün somut bir şekilde görmekteyiz. Sadece Ocak ayında KOBİ'lerimiz için devreye aldığımız 20 milyar TL'lik hazine destekli paketin ardından geçtiğimiz hafta hepinizin malumu ikinci paketi de devreye aldık. 25 milyar TL'lik hazine garantili bu paketin de inşallah ekonomimiz açısından özellikle KOBİ'lerimiz, şimdi başkanımız da ifade etti. Çünkü biz özellikle ihracat, imalat sektörü özellikle üreten sektörleri öncelikleyecek bir paket ortaya koyduk. Başkanımız diyor ki hizmet sektörü de girsin buna. Not ettik. Bununla ilgili de çalışmaları konuşup bu çerçevede adımları atacağız ama ikinci paketin içerisinde özellikle hizmet sektörünün genel alanları zaten var. Şimdi bu çerçevede attığımız adımların yoğun talebi üzerine bankalarımızın da aldığı kararla
ciro ve faaliyet alanına göre 1,5 milyon TL olan azami limiti 5 milyon Türk lirasına çıkarıyoruz. Yani burada daha yüksek limitle birlikte daha yüksek likiditeye ihtiyacı olan orta ölçekli ciroyu 125 milyon TL'ye çıkararak, yani daha küçük ve orta ölçekli belirlediğimizi artık biraz daha yukarıya çekerek yıllık 125 milyon ciro ile birlikte bu noktaya getiriyoruz. Bugün Çamlıca Camii açılıyor değerli izleyiciler. Çamlıca Camii tabii Cumhuriyet tarihinin en büyük camisi olma özelliğini taşıyor. İşte şu anda da bu görüntüler geldi ekranlarınıza. Muhteşem bir tablo. Temeli 6 yıl önce atılmıştı Çamlıca Camii'nin. İlk ezan birazdan okunacak, sabah ezanı okunacak ve Çamlıca Camii'de bugün itibariyle ibadete açılmış olacak. Aynı anda 63 bin kişinin ibadet edebileceği bir kompleks Çamlıca Camii. Bugün Regaip Kandili ile beraber cemaate açılmış olacak. İçinden görüntüler ekranlarınıza şu anda geliyor. Osmanlı Selçuklu mimari tarzıyla bugünün çizgilerini bütünleştiren bir cami. Kentin yeni sembolü, artık İstanbul'un yeni sembolü, Anadolu'dan İstanbul'a gelenleri Anadolu'nun çıkışında ya da işte İstanbul'un girişinde diyelim ilk karşılayacak olan yapılardan biri olacak gibi görünüyor. İmanın şartını temsilen 6 minareli inşa edildi. Çamlıca Camii'nin 3 şerefeli 4 minaresi de Malazgirt Zaferi'ne ithafen 107.1 metre, 1071'i ifade edecek bir uzunluğa sahip. Hemen çevirelim kameralarımızı Çamlıca Camii'ne. Umut Erol bizim şu anda orada. O da sabah namazını bekliyor. Umut Erol, nedir senin gözlemin, izlenimlerin? Seni dinliyoruz. Evet Ersoy'da da aslında yıllar önce ilk kez buraya haber yapmaya geldiğimde burada bir boş arazi vardı, hatırlayacaksınız. O zaman Çamlıca Camii yapımı gündeme geldiğinde ağaçların katledileceğini söylüyordu bir kesim. Biz de işte o iddialara karşı buraya gelip bir haber yapmıştık. Burada boş bir arazi vardı ve işte o boş arazide şimdi kameraman arkadaşım Sami Uslu da gösterecek sizlere. İşte arkada gördüğünüz bu muhteşem cami ortaya çıktı. İstanbul'un yeni simgelerinden Çamlıca Camii bugün sabah ibadete açılıyor. Sabah namazıyla birlikte ki şu dakikalarda da ilk kez Çamlıca Camii'nin minarelerinden ezan sesini duyuyoruz. Şu dakikalarda gördüğünüz gibi sabah ezanı okunuyor. Çamlıca Camii biliyorsunuz yıllardır yapımı devam ediyordu. Aslında İstanbullular büyük bir merakla bekliyorlardı Çamlıca Camii'nin açılışını. Burada ilk namazı kılabilmek adına. Bugün sabah da İstanbullular şu dakikalarda yavaş yavaş camiye doğru giriş yapıyorlar. İlk namaz kılınacak Çamlıca Camii'nde. Sabah namazı itibariyle ibadete açılıyor. Tabii resmi açılış da yapılacak. Ancak tabii resmi açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın belirleyeceği bir tarihte yapılacak. Ancak Regaip Kandili ile birlikte bugün ibadete açılıyor ki sabah namazını, yani ilk namazı kılmak isteyen İstanbullular da buradalar. Aynı zamanda bugün yine ilk öğlen namazını, ilk ikindi namazını, ilk akşam namazını kılmak isteyenler yine buraya gelecekler akın akın. Ve burada Çamlıca Camii'nde buluşacaklar İstanbullular. İsterseniz biraz da caminin özelliklerinden bahsedelim. Biliyorsunuz Cumhuriyet tarihinin, Türkiye'nin en büyük camisi Çamlıca Camii. Kapalı alanda, yani halı serili alanda 25 bin kişi aynı anda ibadetini gerçekleştirebiliyor. İç ve dış avluyu da kattığımız zaman bu rakam 63 bine kadar çıkıyor. Ve şu anda da isterseniz Çamlıca Camii'nin minarelerinden sabah namazını, sabah ezanını dinleyelim. Daha sonrasında yayına devam edelim.
Evet Ersoy dedi, aslında 24 ekranlarında hep birlikte tarihi bir ana şahitlik ediyoruz. Çamlıca Camii'nin minarelerinden bugün sabah namazı itibariyle ilk ezan okunuyor şu dakikalarda. Evet, gün boyunca yine dediğimiz gibi İstanbullular akın akın buraya gelecekler ve burada ibadetlerini yerine getirecekler. Artık Çamlıca Camii ibadete açıldı yıllar sonra gördüğünüz gibi. Şu dakikalarda da İstanbulluların yine akın akın buraya geldiğini, sabah namazına, bu tarihi ana tanıklık etmek için burada olduklarını söyleyelim ve sözü yeniden stüdyoya bırakalım. Çok çok teşekkürler, sağ olasın, var olsun Umut, bize orada Çamlıca Camii'nde ilk ezanı da dinletti. Bunu da biz bu ekranlardan Türkiye kamuoyuyla paylaşmış olduk. Bu vesileyle bir kez daha Gayip Kandilinizi tebrik edelim. Nice güzel günlere, gecelere inşallah hep beraber sevdiklerinize, sevenlerinize birlikte ermeyi Rabbim nasip etsin. Öyle devam edelim haberlerimize. Türkiye'nin Antarktika'ya yaptığı 3. bilim seferi tamamlandı. Ekip dün akşam saatlerinde yurda döndü. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya bilim ekibimizi karşıladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da ekiple görüntülü konuştu. Onları tebrik etti. Buzulların arasında Türkiye'den 14 bin kilometre uzakta memleket ve bilim için zorlu şartlarda bir ay geçirdiler. 3. Ulusal Antarktika bilim seferi tamamlandı. 24 kişilik Türk bilim heyeti yurda döndü. Ekibi Atatürk Havalimanı'nda İstanbul Valisi Ali Yerlikaya karşıladı. Basın mensupları da onları bekliyordu. İlk açıklamayı Vali Yerlikaya yaptı. Diğer gezilerden ayıran en önemli özelliği Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın hazırlığı, arkadaşlarımızın çalışmasıyla Antarktika'da geçici bir üs kuruldu. Bilim adına bayrağımız orada dalgalandı. İstiklal Marşımız orada söylendi. Hepimiz o manzarayı gördüğümüz an çok büyük sevinç, onur yaşadık. Kalıcı üs kurmayla da ilgili arkadaşlarımız keşif ve fizibilite çalışmalarını yaptılar. Şükrediyoruz. Bu onurun önümüzdeki yıl 4. ve hep diğer sayılarla kazasız belasız yüz akıyla devam etmesini diliyoruz. Artık Türkiye Antarktika'da da var. Türk Antarktika bilim seferi lideri Doçent Doktor Burcu Özsoy hem gururlu hem de heyecanlıydı. Zorlu bir süreçti. Şu an anlatırken bile kalbim gerçekten atıyor çok hızlı. Ellerim titriyor çünkü büyük bir misyondu. Ve herkes çok yoğun çalıştı ve başardı. Çok duyguluyum şu an. Herkesin sağlıkla döndüğüne, başarıyla döndüğüne ve bu gururu ülkemize yaşattığımız için sizlerin de destekleriyle iyi ki varsınız. Arkadaşlarımıza teşekkürler ediyorum. Ailelerimize teşekkürler ediyorum. Ekipteki bir diğer isim milli sporcu Şahika Ercümen ise Türkiye adına iyi işler yapmanın mutluluk verici olduğunu söyledi. İçin bu gururu hepimiz yaşadığımız için gerçekten çok mutlu ve hocamın da sesinden anladığınız gibi aslında hepimiz aynı duyguları hissediyoruz. Gerçekten uzun bir süre buradan ayrı kalmak, iletişimden ayrı kalmak ama ülke adına iyi işler yapmaya çalışmak hepimiz için zor fakat bir o kadar da mutluluk verici. Orada buzdağlarında mavinin beyazla buluştuğu bir kıtada bayrağımızı dalgalandırmak benim için çok büyük gururdu. Bayrağımız oraya çok yakıştı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da ekiple görüntülü bir görüşme yaptı, ekibi kutladı. Allah bizde hem gururla hem heyecanla izledik. Sanırım tüm Türkiye'de izledi. Bu sene yabancı basınlar sizle ilgilendi. Başarılı bir seyahat oldu. İnşallah geçici bir sürümüzü de orada yakında kalıcı hale getirebiliriz. İnşallah. İnşallah. Çünkü bizim de kutuplarda Antarktika'da mutlaka söz sahibi olmamız lazım. Bizim bilim insanlarımızın da orada araştırma yapabilmesi lazım. Sizler buna öncülük ettiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi. TOKİ 67 şehirde 50 bin sosyal konut yapacak. Alt ve orta gelir grubu için planlanan projelerde
evler yatay mimariye göre inşa edilecek. Başvurular başladı. Peki başvuru şartları nedir? Yapılacak konutların özellikleri neler? Gelin onlara bakalım yakından. K-2A-01 blok 1. kat. İnan ki o kadar bugün mutluyum ki. Murat. Çok sevinçliyim. Allah razı olsun. Onlar çok sevinmişti. Çünkü yıllardır ev sahibi olma hayali kuruyorlardı ve oldular. Şimdi sıra başka ailelerde. TOKİ 67 şehirde çok uygun fiyatlara 50 bin sosyal konut yapacak. Çok teşekkür ediyorum. Önce Cumhurbaşkanıma çok çok sonsuz saygılarım var, sevgilerim var. Müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan vermişti. Evler yatay mimariye göre inşa edilecek. 5 katı geçmeyecek. Depreme karşı son teknoloji kullanılacak. TOKİ'nin 50 bin yeni sosyal konut projesinin müjdesini veriyoruz. Buraya yakışır mı? Ziraat Bankası ve Halk Bankası aracılığıyla talep toplamaya başlıyoruz. Talep toplama işi 45 gün sürecek. Ondan sonra da hızla diğer süreçlere geçiyoruz. Bu konutların bir başka özelliği de yatay mimariyle inşa edilecek olmalarıdır. Ağlama hissi geldi. Belki şu an bellidir yüzümden. Reisimiz çok yaşasın. Cumhurbaşkanımız çok yaşasın. Önderimiz çok yaşasın. Evler hem geniş hem de konforlu olacak. Yeşil alanları ve çocuk parkları da cabası. Ödemeleri de kira ücretlerinden daha düşük. 10 yıldır ev alma hayalim vardı. Gerçekleşecek galiba. Evet, gerçekleşecek. Çok mutluyum, çok sevinçliyim. Sosyal konutlar 2+3+1 olarak planlandı. 2+1 evler 75 ve 85 metrekare olarak iki farklı alternatifle yapılacak. Proje bedeli yaklaşık 10 katrilyon lira olan bu konutlar 75 metrekare ile 128 metrekare arasında inşa edilecek. TOKİ'nin Kayaşehir'de yaptığı sitelerin içindeyiz ve yapılması düşünülen 50 bin sosyal konut da buraya çok benzeyecek. İşte manzarayı görüyorsunuz. Tamamen yatay mimariyle yapılmış durumda. Yani depreme oldukça dayanıklı ve hemen içeride çocuk oyun alanlarını, çocuk parklarını görüyorsunuz. Çocuklar da keyifli vakit geçirecek ve her yerde yeşillendirilmiş durumda. 3+1 evlerse 100 ve 128 metrekare olacak. 170 bin liradan başlayan konutların ödemesi 759 lira, vadesi 15 yıl olarak planlandı. Projelere göre peşinatlar %10'la başlayacak. %12 ve %15 seçenekleri sunulacak. Başvurular Ziraat ve Halk Bankalarına yapılacak. Başvurularda bazı şartlar aranıyor. Örneğin proje için o ilin sınırları içinde en az 1 yıldır oturuyor olmak şart. 2+1 konutlar için 25, 3+1 için de 18 yaşı doldurmuş olmak gerekiyor. Sosyal konut için başvurular başladı. Başvurular Türkiye genelinde Ziraat Bankası ve Halk Bankası'na, İstanbul'daysa Halk Bankası'na yapılacak. 2+1 ev almayı düşünenlerden 500 lira, 3+1 ev almayı düşünenlerdense 1000 lira başvuru ücreti alınacak. 50 bin konutun 6300'ü İstanbul'da, 2934'ü Ankara'da, 2500'ü İzmir'de, 2200'ü de Adana'da yapılacak. Planlanan 140 projenin 5'i İstanbul'da olacak ve bu projeler kapsamında tam 6300 konut yapılacak. Ve o sosyal konutlar İstanbul'un 3 ilçesinde Silivri, Başakşehir ve Tuzla'da yapılacak. Başvurular 19 Nisan'a kadar alınacak. Projeler alt gelir grubu ve orta gelir grubuna yönelik ama aynı zamanda şehit aileleri, gaziler ve emeklilere yönelik kontenjanlar da var. Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım gençlerle bir araya geldi. Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem de kendisinin gençlere verdiği öneme dikkat çekti. İstanbul'u akıllı ulaşım şehri yapacağız diyen Binali Yıldırım gençlere de ulaşım ücretleriyle ilgili müjde verdi. Şimdi artık 18 yaşında herkes hem aday olabiliyor, seçebiliyor, seçilebiliyor. Bu da gençlere ne kadar güvendiğimizi gösteriyor. Binali Yıldırım bu kez gençlerle buluştu. Onlara duyduğu güvenden bahsetti. İstanbul'a ilişkin planladığı ulaşım projelerinde gençlerin rolünü anlattı. İstanbul'u akıllı ulaşım şehri yapacağız. Gençlere ihtiyacımız var.
Veri bizden, yazılım sizden, akıllı şehir İstanbul hepinize. Yıldırım öğrencilerin ulaşım giderlerini bakın nasıl azaltacak. İstanbul'daki bütün evlere, bütün mahallelere sıfır atık projesi kapsamında altyapı projesi. Böylece atıkları ayıracaklar, o atıklardan gelir elde edeceğiz. O parayı da öğrencilerin bilet paralarından düşeceğiz. Daha ucuza seyahat edeceksiniz. Binali Yıldırım'ın programı yoğundu. Küçükçekmece'de Hacı Bektaşi Veli Anadolu Lisesi proje okulunu ziyaret etti. Başka bir okulun önünden geçerkense öğrencilerin yoğun ilgisine kayıtsız kalmadı. Yıldırım Küçükçekmece'de AK Parti ilçe başkanlığını da ziyaret etti. Binali Yıldırım Küçükçekmece'de Millet Kütüphanesi'ni de ziyaret etti. Bir kediyi sevdi. Üniversiteye hazırlanan öğrencilerle sohbet etti. Onlarla fotoğraf çektirdi. İSKİ yeni bir projeye imza attı. Yağmur suları baskınlara neden olmayacak. Atık sular yeniden kente kazandırılacak. Bu niyetle ya da bu planla yola çıkan İSKİ, Üsküdar'da hayata geçirmesi planlanan su tünelinin temel atması törenini gerçekleştirdi. Bismillah. Hayırlı uğurlu olsun. İbayrak yarışı halinde sürdürdüğümüz faaliyetlerimizde şehrimizin hali hazırdaki ve gelecek yıllardaki ihtiyaçlarını da öngörerek içme suyu ve atık su yatırımlarını gerçekleştiriyoruz. Üsküdar'da şiddetli yağışlarda meydana gelen yağmur suyu baskınlarını ortadan kaldırmak amacıyla Çavuşdere ve Bülbüldere yağmur suyu tünelleri ve dere ıslahlarıyla atık su kolektörleri inşa ediliyor. Bu noktada hakikaten problemleri çözebilmek adına başkanımızın liderliğinde farklı bir anlayış içerisinde hizmetlerimizi vatandaşın açığa çıkmamış ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde getirme gayreti içerisindeyiz. Proje kapsamında toplam uzunluğu 10.743 metre atık su kolektörü ve şebekesiyle 9.200 metre yağmur suyu hattı inşa edilerek atık su ve yağmur sularının farklı kanallar içerisinden akması sağlanacak. Projeyle birlikte Üsküdar'ın üst bölgelerinde yoğunlaşan yağmur suyu akışı yerin altından sahile taşınarak boğaza kavuşturulacak. 50 milyon 511 bin liraya mal olacak projenin 2020 yılının Mart ayında bitirilmesi hedefleniyor. Üsküdar'a ve İstanbul'umuza hayırlı olsun diyoruz. Sizi bir trafik magandasıyla tanıştıracağım. Pek çok şey gördünüz bugüne kadar trafikte. Fakat böyle hani F-16'ların gökyüzündeki yakıt ikmali gibi trafikte seyrederken yakıt ikmali yapan motosiklete ilk defa denk geleceksiniz. Evet, adamın benzin bitmiş ya da azalmış neyse. Arkadaşından benzin istiyor. Arkadaşı motosikletle yanına yanaşıyor. Sırt çantasındaki benzin bidonunu veriyor. Ve bakın motosikletli maganda seyir halindeyken nasıl depoyu fulluyor. Bu arada benim benzin gerçekten az ya. Akını arayayım da. Ellerini motordan kaldırdı, arkadaşını aradı, durumu anlattı. Şansı yaver gitmese benzin koymadan canından olacaktı ama umurunda değildi. Görüntüler İstanbul'dan. Motosikletli sürücü Maltepe sahilinde seyir halindeydi. Kameraların, magandalığın yabancısı değil. Bu konuda defalarca ceza kesilmişti. Benzin nerede? Benzini bitiyordu, arkadaşını aradı, yanına çağırdı. Motosikletli arkadaşının çantasından aldığı bidondaki benzini hortumla deposuna doldurdu. Bunları seyir halinde, onlarca aracın içinde yaptı. Arkadan araba geliyor ama. Biz yavaş yavaş gitmeye devam, o bizi sollasın. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri motosikletli magandayı yakalamak için çalışma başlattı. Giresun Şebin Karahisar'a götüreceğiz şimdi sizi. Orada bir akaryakıt istasyonunda yangın çıktı. Yangın hasara neden oldu. Abi az kadar sıçradı, hiç yaklaşmayın.
Oğuz atlat, depo var. Abi. Atlat, depo var, depo. Mustafa abi. Abi yakıt depoları orada. Akaryakıt istasyonunda çıkan yangın paniğe neden oldu. Giresun'un Şebin Karahisar ilçesinde bir akaryakıt istasyonunun tamirhane kısmında yangın çıktı. Alevlerin akaryakıt pompalarına sıçramaması için yangına istasyon çalışanları müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ve Orman İşletme Müdürlüğü personeli gönderildi. Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Yangının çıkış nedeninin tespiti için çalışma başlatıldı. Artvin'de yasa dışı silah imalatı yapanlara yönelik operasyonda 8 zanlı yakalandı. Şüphelilerin yer altında inşa ettikleri imalathanelerde silah ürettikleri belirlendi. Yer altında imalathane kurdular, silah ürettiler. Artvin'de Borçka Cumhuriyet Savcılığı'nca yasa dışı silah imalatı yaptığı ve bunları sattığı iddia edilen 8 zanlı hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Karar doğrultusunda harekete geçen polis ekipleri Borçka ve Arhavi'de belirlenen 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Ekiplerin incelemesi sonucu ikisi yer altında inşa edilmiş, diğeri de bir köy evinin bodrum bölümünde olan 3 yasa dışı silah imalathanesi tespit edildi. İmalathanelerde yapılan aramalarda farklı çap ve markalarda tabanca, tüfek ve silah yapımında kullanılan malzeme ve şablonlar ele geçirildi. Gözaltına alınan 8 şüpheli ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Bir komşu kavgası getiriyoruz ekranlarınıza. Fakat böyle komşu kavgası görülmemiş. Yer Konya, yani komşu kavgası mı, komşu meydan muharebesi mi, varın siz karar verin. Önce tartıştılar, ardından da çatılara çıkıp ne buldularsa birbirlerine fırlattılar. Konya'da komşu kavgasına onlarca polis müdahale etti. Karatay ilçesinde iki komşu aile arasında tartışma çıktı. Ailelerin yakınları da müdahale edince tartışma kavgaya dönüştü. Evlerin çatılarına çıkan gruplar birbirlerine taş, kiremit ve cam şişe fırlattı. Ortalık savaş alanına döndü. Başta çevik kuvvet olmak üzere yaklaşık 200 polis Doğanlar Mahallesi'ne sevk edildi. Polis öfkeli grupları sakinleştiremeyince biber gazı ve gaz bombası fişeği kullandı. Aileleri yatıştırmak kolay olmadı. Polis güçlükle evlerine girmelerini sağladı. Gibi buralarda binalar yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 24 özel yayınında gündeme ilişkin önemli açıklamalar yaptı. O başlıklardan biri de TOKİ tarafından 6300'ü İstanbul'da olmak üzere yurt genelinde yapılacak 50 bin sosyal konutun detaylarıydı. İyi de yerel mimari olarak o bölgelerde. Tabii ki bunların en büyük özelliği, yani zemin etütlerinin çok iyi yapılmak suretiyle özellikle depreme bir defa dayanıklılık ön kaydıyla bu yatırımları yapacağız. Başta İstanbul olmak üzere vatandaşlarımızla birlikte bütün paydaşların bu fırsatı ranta çevirmeden konuta yaklaşmayı ve bu konuya yaklaşması gerekiyor. Devletin zirvesi yeni konutların fiyatlarına getirdi sözü. Çok ucuz. Yani bu noktada mesela bunlardan bir bölümüne 20 yıl vade koyduk. Bir bölümüne 15 yıl vade koyduk. Taksitler şu anda bir tanesinde yanılmıyorsam 336 lira. Küsür lirayda, evet, hatırladım. Taksiti var. Birisinde 700 civarında. Yani bunlar bir kira ya. Adeta kira öder gibi taksit ödeyeceksin ama süreye bak.
15 yıl, 20 yıl. 20 yıl. Ve huzur içinde, bir korku, telaş içerisinde burada kalmayacaksın. Bir de mahalle esaslı, aile mefhumunu gözeten bir anlayış burada hakim. Cumhurbaşkanı Erdoğan tanzim satışlara da değindi. Bir kez daha 31 Mart'ı işaret etti. 31 Mart'a kadar bu iş yoluna girdi. Girmediği takdirde, yani bu konuda Türkiye'de önemli iki kuruluş var. Biz bunlarla da masaya otururuz. Ve bunlarla masaya oturduktan sonra, bunlar iki önemli esnaf kuruluşumuzdur. Ve bunu 81 vilayetimize yayarız. Ve 81 vilayetimizde ürün çeşitliliğine varıncaya kadar yayarız. Şimdi bazı marketler diyor ki, işte bize şöyle darbe vuruldu. Ne darbesi vuruldu? Bugün marketlerde 250 üründen tut 650 çeşit ürüne kadar ürün var. Yani sen şimdi sebze meyveden mi kazanıyorsun parayı? Erdoğan çocuk bezine kadar tanzim satışa gidilebileceğinin sinyalini verdi. Yani bir çocuk bezinde dahi rakamları şöyle 1'e 5, 1'e 10 dövize bağlantılı artıracak olursanız biz o alana da gireriz. Diğer alanlarda aynı şekilde oraya da gireriz. E ne yapacağız? İşte dediğim gibi o kuruluşlarla görüşeceğiz. Mahalle aralarındaki küçük marketler var ya, icabında biz onlarla da anlaşma yoluna gideriz. Ve şu andaki fiyatların çok çok altına düşerek biz oralarda bu adımı atarız. Cumhurbaşkanı yeni hal yasasının detaylarını da yine ilk defa 24 ekranlarında paylaştı. Pazarcılar, yıllarca bu işi biz nerelerden aldık? Yani o zaman bakkal dükkanında meyve sebze satılmazdı ki. Bakkal dükkanında sadece hububat satılırdı. Ama dev marketler açılınca bu zincir marketlerde vesaire sebze meyvede ne yapılmaya başlandı? Satılmaya başlandı. Ama pazar yine vazgeçilmezdi. Değil mi? Pazarlar yine devam ediyor. E şimdi pazarlarda bu işin kontrolünü kimler yaptı? Hep belediye zabıtaları yapmıştır. Belediye başkanı sıfatıyla söylüyorum. Onlar vasıtasıyla. Neyi yapılmıştır? Bir, fiyat kontrolleri yapılmıştır. Bu haller yasası diyoruz ya şimdi. Evet. Haller yasasıyla beraber inşallah bunu yasal bir zemine de oturtacağız. Ve sıfır atık projesi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde gerçekleşen çevre projesinden övgü ile bahsetti. Hanım sağ olsun siyaseti bizden kaptı. Yoğun bir şekilde zaten o da adeta bir kampanya kendine göre yürütüyor. Evet. Hem ulusal hem uluslararası. Özellikle tabii bu sıfır atık olayıyla hakikaten Türkiye'de ele alınması geciken bir konuyu ele aldı. Ve o işi de yakından takip ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan 24 özel yayınında terör mücadeledeki son durumu da anlattı. FETÖ'ye asla af söz konusu olmayacak dedi. Terör örgütünün bu kalemun gibi renk değiştirdiğini kaydetti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Terör örgütü PKK'ya da ağır darbenin vurulduğunu anlattı. Bunlara bizim asla af diye bir şeyimiz söz konusu olamaz. Müebbet, ağırlaştırılmış müebbet. 10 yıl, 15 yıl, 20 yıl ne yerlerse bunu yiyecekler. Ha, cezasını çektikten sonra çıkar çıkmaz onlar ayrı bir konu. Tabii bütün bu süreçler takipsiz bırakılamaz. Cumhurbaşkanı Erdoğan önce FETÖ operasyonları hakkında bilgi verdi. 2019 yılında ise bugün itibariyle 3306 FETÖ operasyonu yapıldı. Bu operasyonlar sonucunda bu yıl 7416 gözaltı ve 1385 tutuklama işlemi gerçekleşti. Ardından da FETÖ tehlikesinin henüz geçmediğini söyledi. Örgütün kripto isimlerinin tespiti için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Yani FETÖ ile mücadele kararlılığımız sürüyor.
Bu kalemun kılıkları da evvelallah eninde sonunda onları da buluyoruz, bulacağız. Takip ediyoruz. İşi eğer gevşetirsek, olmaz, bir rehavet söz konusu olursa, hı hı, bunun bedeli ağır olabilir. Erdoğan, terör örgütü PKK'ya da son yıllarda ağır darbe vurulduğunu hatırlattı. Bizim atacağımız adımlar, attığımız adımlar terörle mücadelede bizim gücümüzü artırdı. Tabii bir de edindiğiniz tecrübe var. Evet. Bu kazandığınız tecrübe de sizlere çok şeyler. Mesela bizim Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te artık bunların inlerine, o mağaralarda girdik. Yani orada öyle akıllı bombalar kullanıyorsunuz ki bu akıllı bombalarla tamamen orayı duman ediyorsunuz, bitiriyorsunuz. Ama bütün bu başarının arkasında ne var? Halkımızın güveni var, desteği var. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batı'nın teröre kol kanat geren tavrını da eleştirdi. Yurt dışına kaçan isimlerin Türkiye'yi karalama kampanyaları yürüttüğünü belirtti. Biliyorsunuz bunların meşhur bir tane ahlaksızı vardı. Yargı tuttu bunu, adli kontrolle serbest bıraktı. Değil mi? Nerede bu adam? Ya nasıl sen bunu kalkıp da yani adli kontrolle serbest bırakırsın ya? Hem suçlu buluyorsun hem de adli kontrolle serbest bırakıyorsun. FETÖ ayağında bu. Yani açık söyleyeyim, Adil Öksüz. Evet. Aynı şekilde Can Dündar olayı. 5 yıla yani mahkumiyeti söz konusu, adli kontrolle onu da serbest bırakıyorlar. Bıraktığı gün, adam, bıraktığı gün kaçıp gitti. Ve bu adam vatan haini. Diğeri vatan haini. Ve şu anda işte Almanya'da, şurada, burada Türkiye düşmanları bunları ne yapıyorlar? Bağırlarına basıyorlar. Hadi Çamlıca Camii'ne gidelim hemen. Umut Erol orada. Sabah namazı şu anda kılınıyor ve işte ibadete de şu anda açılmış durumda. Umut Erol, duyabiliyor musun bizi? Hadi sözü sana bırakıyorum. Evet Ersoy dedi. Şu dakikalarda Çamlıca Camii'nde ilk namaz kılınıyor. Tarihi, anlar tarihi dakikalar. Sabah ezanı ilk önce okunmuştu, yaklaşık yarım saat önce. Şu dakikalarda da gördüğünüz gibi Çamlıca Camii'nde bu ana tanıklık etmek isteyen İstanbullular hep birlikte saf tuttular. Şu dakikalarda da sabah namazını eda ediyorlar. Şu anda biz de canlı olarak ekranlarınıza getiriyoruz. Tabii Çamlıca Camii'nde tarihi bir an. 2013 yılında temeli atılmıştı Çamlıca Camii'nin. Ve sık sık biz de buraya gelmiştik. 6 ton ağırlığındaki ana taç kapının takılışı sırasında. Aynı zamanda yine hatırlayacaksınız, dünyanın en büyük alemi 7 metre 77 santim ve 4,5 ton ağırlığındaki o alemin kubbeye kaldırılış sırasında yine buradaydık. Halının serilişi sırasında yine buradaydık. Aslında birçok anla tanıklık etmiştik Çamlıca Camii'nin. Şu anda da Çamlıca Camii'ndeki ilk namaza da yine hep birlikte tanıklık ediyoruz. Şu dakikalarda İstanbullular Çamlıca Camii'nde namazlarını eda ettiler. Aynı zamanda hemen şunu da belirtelim. Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Binel Yıldırım da şu dakikalarda burada, kendisi de sabah namazını eda ediyor. O da buradaki tarihi ana tanıklık etmek için burada. Dediğimiz gibi Çamlıca Camii ibadete açıldı. Tabii mikrofon uzatıyoruz buradakilere. Onlar da aslında bu eseri çok beğendiklerini söylüyorlar. İsterseniz bakın mikrofonu uzatalım efendim. Merhabalar. Merhabalar. Neler söyleyeceksiniz? İstanbul'a tekrar mührü vurduk. Nasıl? Neler hissediyorsunuz? Çok muhteşem, muhteşem. Muhteşem. Allah razı olsun yapandan, yaptırandan. Çok teşekkür ederiz. Evet, yine mikrofonu uzatalım isterseniz efendim. Şöyle bakınca ne hissediyorsunuz? Maşallah çok güzel bir yer yapmışlar. Hayırlı uğurlu olsun. Biz de ilk namazı kılmak için geldiniz. İlk geldik, evet. Beraber çocuklarla beraber geldik. Ailece geldik. Ailece geldik, çok güzel. Peki, çok teşekkür ederiz. Tamam. Evet, dediğimiz gibi her haliyle büyüleyen bir eser. Efendim merhabalar. Merhaba. Neler söylemek istiyorsunuz? Şöyle mavi kubbeyi bir bakınca ne hissediyorsunuz? Muhteşem bir eser. Ümmeti Muhammed'e hayırlı uğurlu olsun. Vatanı millete yapanlardan, hizmeti geçenlerden, emek geçenlerden Allah razı olsun. Siz de ilk namaz için buradaydınız. Evet, ilk namaz için gelmiştik. Peki. Efendim siz neler söylemek istersiniz? Şöyle mavi kubbeyi kafaya kaldırıp bakıyorsunuz. Neler hissediyorsunuz? Tabii bambaşka bir duygu.
yani Cumhuriyet tarihinin en büyük camisindeyiz. Şu an tam sabah namazı ve dua vaktindeyiz. İnşallah ümmeti Muhammed'e, devletimize, milletimize hayırlar getirsin, hayırlı olsun. Cenab-ı Allah daha nice böyle güzel eserler bırakmayı nasip etsin bizlere. Ecdadımıza layık olmayı nasip etsin inşallah. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Ben... Evet Ersoy dedi, aslında bu manzarayı bütün izleyicilerin görmesini istiyorum. Kameraman arkadaşım Sami Sultan da rica edeceğim. Şöyle o mavi kubbenin güzelliğini bir kez daha sizlere göstersin. Muhteşem görüntüleri canlı yayında ekranlarınıza getirdik. Bu sabah namazıyla beraber Çamlıca Camii ibadete açıldı. Hakikaten de yani az önce Umut'un mikrofon uzattığı kişilerden birisi de söylemişti. Yani hani damgamızı vurduk, mührümüzü vurduk diye. Çamlıca Camii konumu itibariyle de özellikle yani bende hep o his uyandırdı. Böyle Anadolu'dan gelen insanları kapıda karşılayan bir hali, bir tavrı olacak. Öyle anlaşılıyor. İşte bugün belki işte yapıldı gitti ama hani belki yüzlerce yıl sonra insanlar baktığı zaman bu camiye bu tabloyu görecekler diye tahmin ediyoruz. Peki Kandil'e yönelik operasyon İran'a yaklaştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu terör örgütü PKK'ya karşı İran'la ortak operasyon yapılacağını söyledi. Terör mücadeledeki başarının altında da siyasal istikrarın yattığını anlattı. Bunu da burada ilk kez söylüyorum. PKK'ya yönelik inşallah birlikte operasyon yapacağız. Türkiye terör örgütü PKK'ya içeride de dışarıda da dünyayı zindan ediyor. Kandil'e yapılacak operasyon gün geçtikçe yaklaşıyor. Geçen gün yine İranlılar geldiler. Yine bu konularda değerlendirmeler yaptık. Ve inşallah birlikte operasyon yapacağız. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Anadolu Ajansı editör masasının konuğuydu. Bakan Soylu terör örgütleriyle her platformda etkin mücadele edildiğini söyledi. İçişleri Bakanı rakamların bu mücadelede elde edilen başarıyı açıkça ortaya koyduğunu vurguladı. Kandil yönelik operasyonla ilgili son durumu paylaştı. Çok uzun zamandır Türk devletinin tezidir birlikte operasyon yapmak. İnşallah birlikte operasyon yapacağız. İnşallah. Ve bu konuda adımlar atmaya çalışıyoruz birlikte ve karşılıklı istihbari olarak birbirimizle birçok değerlendirmemiz söz konusu. Soylu terörle mücadelede başarının en büyük ayağının siyasal istikrar olduğunu söyledi. 31 Mart yerel seçimlerinin Türkiye'nin güvenliği açısından önemini çok çarpıcı ifadelerle anlattı. 31 Mart'ta zayıf çıkarsak içerisinde HDP'nin de içerisinde PKK'nın talimatlarının da bulunduğu ittifak Türkiye'ye 4,5 yılı zehir zindan eder. Yani bu kadar açık ve net. Kaymakamlar, valiler, Doğu ve Güneydoğu'da 6 yaşındaki çocuklara maskara olur. Dört benzemez ittifakının sinsi bir oyun içinde bulunduğunu söyledi Süleyman Soylu. 2014 yerel seçimlerindeki CHP-HDP işbirliğini hatırlattı. Bu kez amaçları daha farklı dedi. Bunun geçen seçimden farkı şudur. Beraber icraya gelmek istiyorlar. Bütün belediyelerde artık PKK'nın bir temsilcisi, Kandil'den haber götüreni ve irade ortaya koyanı olacak. Türk Silahlı Kuvvetleri Irak'ın kuzeyine hava harekatı gerçekleştirdi. Terör örgütü PKK'ya ait barınak ve sığınaklar yerle bir edildi. Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyi Metina, Zap, Avashin, Basyan ve Hakurk bölgelerine hava harekatı gerçekleştirildiğini duyurdu. Hava harekatında terör örgütü PKK tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi. Harekata katılan uçaklar sorunsuz bir şekilde üstlerine döndü. Terör örgütü PKK Türkiye'de ağır darbe aldı değerli izleyiciler. Öyle ki teröristlerin başının ini olan Kandil kırsal hattı koptu. PKK'nın sözde komutanlarının telsizle yaptığı çağrılara alt kadro teröristler artık yanıt veremiyorlar. Güvenlik güçleri Türkiye'deki sözde komutanların etkisiz hale getirildiğini hatırlatıyor ve PKK'da emir komuta zincirinin kırıldığını anlatıyorlar. Terör örgütü PKK tarihinin en zor dönemlerinden birini yaşıyor. Her hafta örgütten kaçıp devlete sığınan teröristler oluyor. Türkiye hem askeri hem de teknolojik üstünlüğüyle örgütün sesini de kesti. Terör örgütünün sözde üst düzey yöneticileri çağrılarına yanıt alamıyor.
Kandil Dağı'ndaki mağaralarda saklandığı tahmin edilen örgütün sözde üst düzey yöneticileri 5 aydır kırsaldaki teröristlerle irtibat kurmaya çalışıyor. Diyarbakır, Şırnak, Hakkari ve Tunceli kırsalındaki teröristlere yapılan çağrılara yanıt alamıyorlar. SİHA, İHA korkusu yaşayan teröristler sığınaklardan çıkmak istemiyor. Frekanstan yerlerinin tespit edilmesi korkusuyla da telsiz ve iletişim cihazlarını kullanmıyorlar. Irak'taki Kandil Dağı'nda bulunan sözde yöneticilerin saldırı talimatı veremediği gibi kayıplarla ilgili de bilgi alamadığı öğrenildi. Askeri kaynaklar terör örgütünün Türkiye'deki sözde yöneticilerinin neredeyse tamamının etkisiz hale getirildiğini belirtiyor. Terör örgütündeki sözde emir komuta zincirinin koptuğu ve Türkiye'deki terörist varlığın en dip seviyede olduğu vurgulanıyor. CHP'nin bir projesi daha çalıntı çıktı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu'nu İstanbul Büyükşehir Belediyesi adayı gösterirken ki bir referansı vardı biliyorsunuz. İşte o projeyi görünce dedim ki Ekrem İmamoğlu'ndan başkan olur demişti. O proje yani Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu'nu İstanbul Belediye Başkanı olarak hayal etmesine sebep olan o proje çalıntı çıktı. Sayın Muharrem İnce ismini İstanbul için neden düşünmediniz? Bu da sık sık zaman soruldu ama şu an nasıl bir yanıt veriyorsunuz? Muharrem Bey'in belediye başkanlığı yoktu. Belediye başkanlığı farklı bir olay. Ekrem Bey'in bir belediye başkanlığı vardı. Ben o ara şöyle bir cümle kurmuştum medyada. Arkasında bir başarı hikayesi olacak diye. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu neden Muharrem İnce'yi değil de Ekrem İmamoğlu'nu aday gösterdiğini bu sözlerle açıklamıştı. Kılıçdaroğlu'nun hayran olduğu proje bu. Yaşam Vadisi'ni gezmiş, görmüş, belli ki epeyce de etkilenmiş. Böylesine olağanüstü güzel bir yeşillik ve park ortamında. Buraya kadar ne var bunda? CHP'li genel başkan, CHP'li ilçe başkanının icraatından etkilenmiş diyebilirsiniz. Ancak işin püf noktası tam da burası. Zira Kılıçdaroğlu'nun övündüğü Yaşam Vadisi aslında Beylikdüzü'ndeki bir önceki başkan, AK Partili Yusuf Uzun tarafından planlanan Yeşil Vadi olarak yapıldı. Arkadaşlarımızla beraber geliyoruz. Akşamları yürüyüş yapıyoruz. Ne zaman yapıldı burası? Burası açılışı 2014'te temeli atıldı diye biliyorum. Burası açıldığı zaman ben askerdeydim. Vatanın görevimi gerçekleştiriyordum. 2014 yılında mı yani? Evet, temeli o zaman atıldı ama buranın altyapısı çok daha öncelerden. Ben Beylikdüzü'ne ilk taşındığım senaryo 2007-2008'de. Burası Yeşil Vadi Projesi olarak geçiyordu. Hangi belediye vardı? AK Parti Belediyesi vardı ama o zaman. Yusuf Uzun zamanlarındaydı. Tabii bunu bu şekilde aksettirmiyorlar. Televizyonlarda da söyleniyor. Sizin hatırladığınız ne zaman? Yani bunun temeli AK Parti Belediyesi'nin olduğu dönemde mi yapıldı evet, yani? Evet. Yani Yusuf Uzun zamanlarında yapıldı. 2019-2014 yılları arasında. Peki AK Parti Belediyesi döneminde mi yapıldı? Tabii 2009 döneminde ondan daha öncesinde devam eden bir projeydi. Evet. AK Parti bu projeyi getirdi. Zaten birinci etap ve ikinci etap olmak üzere iki parçaya bölünüyor. AK Partili eski başkan Yusuf Uzun projeyi yaptı. %75'ini tamamladı, hatta hizmete de açtı. İstanbul'u yönetmeye talip olan Ekrem İmamoğlu ise Yeşil Vadi'nin adını Yaşam Vadisi yaptı. Ve tabii bir de heykel skandalı var. Ekrem İmamoğlu'nun bu Yaşam Vadisi'ne bir katkısı olmadı mı? Aslında katkı diyemeyeceğiz çünkü hatırlarsınız. Türk düşmanı Siyonist ve Haçlıların maşası Makaryos. İşte Ekrem İmamoğlu tam buraya Yaşam Vadisi'nin ortasına o Türk düşmanı Makaryos'un heykelini yaptı. Üstelik Kılıçdaroğlu'nun haberi yok belki ama Yeşil Vadi projesini AK Parti'nin yaptığına tüm Beylikdüzü şahit. Böylesine olağanüstü güzel bir yeşillik ve park ortamı. Adana'da bir otomobilden 40 bin lira para çalan adam yakayı ele verince buldum parayı tüm sahibine götürüyordum ben de tam onu yapıyordum dedi. Nasıl çaldın 40 bin lirayı? Çalmadım güzel abim benim ya. Çalıp gelmiyor musun? Çalıp geri verdim değil yerde buldum dedi bana. Yerde buldum verdim dedi ama güvenlik kamerası görüntüleri yalanını ortaya çıkarttı. Adana Seyhan'da emlakçılık yapan Recep İpek cadde üzerindeki bir bankadan 40 bin lira çekti. Yol kenarına park ettiği otomobiline bindi. 200 metre gitmişti ki sağ arka lastiğin patlak olduğunu fark etti.
Otomobilden inen İpek lastiği değiştirdiği sırada yoldan geçen bir kişi yardım etmek istediğini söyledi. Kabul eden Recep İpek yedek lastiği çıkarmak için otomobilin bagajına yöneldi. Yardım için gelen kişi ise otomobilin ön koltuğunda bulunan poşete konulmuş 40 bin lirayı aldı kaçtı. Olayı fark eden Recep İpek zanlının peşinden koşsa da yakalayamadı. Polise gitti, durumu anlattı. Kamera kayıtlarını inceleyen ekipler zanlının eşkalini belirledi, kısa sürede yakaladı. 40 bin lirayı nasıl çaldın? 40 bin lirayı. Nasıl çaldın 40 bin lirayı? Çalmadım güzel abim benim ya. Çalıp gelmiyor musun? Çalıp geri verdim değil, yerde buldum derdi bana. Yakalanan hırsızlık zanlısı parayı yolda buldum dese de güvenlik kamerası kayıtları yalanını ortaya çıkarttı. Zanlının otomobil lastiğini de kestiği polis tarafından belirlendi. Gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi. İstanbul Kağıthane'de dini kitap satıcısı kılığında bir adam hırsızmış meğer. Hırsızlık anı apartmandaki güvenlik kamerası kayıtları tarafından ortaya çıktı. Bir diğer hırsızlık olayı ise Başakşehir'de yaşandı. Hırsızlar vinçle tır dorsesi çaldı. Dini kitap satıyor gibi yaptı, girdiği apartmandaki ayakkabıları böyle çaldı. Görüntüler İstanbul Kağıthane'den. Şüpheli dini kitap satan seyyar satıcı kılığında apartmana girdi. Katlardan birinde durdu. Ayakkabıları markasına kadar incelemeye başladı. O anlarda güvenlik kamerası da kayıttaydı. İki çift ayakkabıyı çalan hırsız apartmandan çıkarak uzaklaştı. Bir diğer hırsızlık olayı da Başakşehir'den. Hırsızlar bu kez vinçle geldi. Hedeflerinde ise park halindeki tır dorsesi vardı. Hırsızlar vinci yerleştirdikleri tır dorsesini çalarak kayıplara karıştı. Ancak emniyet güçleri onların peşini bırakmadı. Çalınan tır dorsesi Sultan Gazi'de bir geri dönüşüm firmasında parçalanmış halde bulundu. Dorseyi çalan hırsız ve çalıntı malı satın alan iş yeri sahibi yakalandı. Kilis'te geçen pazar günü bir parkta terk edilmiş halde bulunan ve sağlık sorunları olan Yağmur adlı bebek, doktor ve hemşirelerin çabalarıyla bakın nasıl yaşama tutundu. Yağmur bebek yaşama tutundu. Kilis'te geçtiğimiz pazar günü bir vatandaş İslam Bey Parkı'ndaki trafo önünde terk edilmiş bir bebek gördü. Polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler nefes almakta güçlük çeken bebeği hemen Kilis Devlet Hastanesi'ne götürdü. Tedavi altına alınan bebeğe Yağmur adı verildi. Yaklaşık 7-10 gün arası bebek olduğunu düşünüyoruz göbeğinden anladığımız kadarıyla. Göbeğe de zaten ciddi anlamda enfeksiyon kapmıştı. Bu çocukta ciddi sepsise neden olabiliyor bazen. Hastanede yoğun bir tedavi süreci uygulanan Yağmur bebek hayati tehlikeye atlattı, iyileşmeye başladı. Yağmur bebek birkaç gündür aramızda. Kısa sürede servisimiz, ona hepimiz çok bağlandık. Hepimiz işte geldiğimizde ilk onu görmek istiyoruz, ona bakmak istiyoruz, bakımlarını yapmak istiyoruz. Yetkililerse bebeğin ailesini arıyor. Aileye ulaşılamaması durumunda Yağmur bebek koruma altına alınacak. Özbekistan'ın eski cumhurbaşkanı İslam Kerimov'un kızı Gülnara Kerimova cezaevine gönderildi. Kerimova bir süredir ev hapsindeydi. Gülnara Kerimova, Özbekistan'ın eski Cumhurbaşkanı İslam Kerimov'un kızı. Ayrıca pop şarkıcısı. Temmuz'dan bu yana ev hapsindeydi. Kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle cezaevine sevk edildi. Kerimova yolsuzluk, rüşvet ve dolandırıcılıkla suçlanıyordu. 10 yıl hapse mahkum edilmişti. Devlete verdiği maddi zararı ödemeyi kabul etti. Temmuz 2018'de cezası 5 yıla indirildi. Ev hapsine mahkum edildi. Cep telefonu ve internet kullanması yasaklandı. Kerimova ev hapsinde olmasına rağmen birçok kez evden çıktı. Dışarı çıkmak için izin almamıştı. Ayrıca cep telefonu ve interneti de sıkça kullanıyordu. Dahası söz verdiği ödemeyi de yapmadı. Başsavcılıkta harekete geçti. Ev hapsi kararı değiştirildi. Kerimova'nın 5 yıllık cezasının kalanını cezaevinde geçirmesine karar verdiler. Amerika'ya, Wisconsin'a gideceğiz şimdi. Orada bir köprüde zincirleme kaza meydana geldi. 30 aracın karıştığı kazanın görüntüleri geliyor şimdi ekranlarınıza.
Köprünün buzlandığından habersizlerdi. Araçlarının kontrolünü kaybeden sürücüler zincirleme kaza yaptı. Görüntüler ABD'nin Wisconsin eyaletinden. Kış oldukça sert geçiyor. Soğuk hava günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Green Bay kentindeki bir köprü buzlandı. Durumdan habersiz sürücüler birbirine çarptı. Zincirleme kazaya 30 araç karıştı. Yol kapandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri gitti. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Diğer sürücüler ise otobüslerle güvenli alanlara taşındı. Kazanın ardından yetkililer harekete geçti. Şehirdeki diğer yollar kontrol edildi. Trafik sorunu yaşanmaması için çalışma başlatıldı. Güney Kore yoğun hava kirliliğiyle mücadele ediyor. Hükümet hava kirliliğine karşı Çin'le işbirliği yapacak. Göz gözü görmüyor. Güney Kore'de çok yoğun hava kirliliği var. İnsan sağlığını ciddi şekilde tehdit ediyor. Hava kirliliğinde PM2,5 değeri önemli. Havadaki zararlı parçacıkların miktarını temsil ediyor. 35'in üzerinde ise hava kalitesi kötü demek. 75'in üzerinde olması çok kötü anlamına geliyor. Güney Kore'nin başkenti Seul'de bu değer 134'e yükseldi. Diğer şehirlerde 108'e kadar düşse de risk yüksek. Başkentte 2,5 ton ve üzeri dizel araçların kullanımı sınırlandı. Hava kirliliğinin sebebi ince toz parçacıkları. Üstelik Çin de durumdan şikayetçi. Kore'deki tozun kendi topraklarını da etkilediğini söylüyor. Güney Kore hükümeti Çin'le işbirliği yapacak. Yapay yağmur yağdırıp tozun yere inmesini sağlayacaklar. Hükümet bu soruna kalıcı olarak çözüm bulmak için de kolları sıvadı. Türkiye kadın cinayetlerini her geçen yıl azaltıyor. 2017 yılında 350 olan kadın cinayeti sayısı 2018'de 281'e düştü. Uluslararası raporlara göre Amerika'da Türkiye'ye oranla 7 kat daha fazla kadın cinayeti işleniyor. Halihazırda faili meçhul kadın cinayeti yoktur. Suçluların %82.4'ü yakalanmış. %16.2'si olayı müteakip intihar etmiştir. Kadına yönelik şiddetin engellenmesi yönünde atılan adımlar sonuç vermeye başladı. Son rakamları İçişleri Bakanı Süleyman Soylu paylaştı. Kadın cinayeti sayıları 2016'da 301, biraz önce yansıda verildi. 2017'de 350, 2018'de ise 281 olarak gerçekleşmiştir. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu son 3 yılın kadın cinayetleri verileri değerlendirme toplantısında konuştu. Eğitim durumu yükseldikçe kadın cinayetine karışma oranı azalmaktadır. Buna mukabil her eğitim seviyesinden insanların bu suça bulaşma ihtimali olduğu da tablolardan net bir şekilde ortaya konulmaktadır. Programda son 3 yıla ilişkin veriler paylaşıldı. Buna göre kadın cinayetlerinin en çok işlendiği mekan %72.8'de kendi evleri. Cinayetlerin %52.8'inde ateşli silah kullanılıyor. Bir şiddete uğramanın bile bizim için kabul edilemez bir durum olduğunu ortaya koymak lazım. Ne bizim medeniyetimiz, ne inancımız, ne töremiz, ne geleneklerimiz böyle bir şeye müsaade etmektedir. Kadın cinayetleri nüfusa oranlandığında Türkiye, ABD ve Rusya'nın çok çok gerisinde. Uluslararası raporlara göre 1 milyon nüfus başına ABD'de 22, Rusya'da 32 kadın cinayeti işleniyor. Bu rakam Türkiye'de sadece 3.4. Türkiye 2015 verilerine göre Almanya ile aynı bantta yer alıyor. Yani 1 milyon nüfus başına 5 kadın cinayeti var. Ancak sonraki yıllarda Türkiye için bu rakam sırasıyla 2016'da 3.7, 2017'de 4.33 ve 2018 sonu itibariyle de 3.4 olmuştur. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu özellikle hukuki düzenlemelerle kadın cinayetlerinin önüne geçildiğini belirtti ve ekledi. Sıfır şiddete ulaşana kadar bu gayreti en üst seviyede tutmak hepimizin sorumluluğudur. Akşamın manşetine bakacağız. Kürdistan diyenlerle el eleler. Başkan Erdoğan, Türkiye'nin güneyine Kürdistan diyen HDP ile seçim ittifakı yapan Meral Akşener'e çok sert çıktı.
Böyle bir bölge var mı? Bunu nasıl kabul edersin? Akşamın manşeti. Dün akşam Cumhurbaşkanı misafirimizdi. Elin Aslan ve Genel Yönetmenimiz Murat Çiçek'in sorularını yanıtladı. Bütün gazetelerde şu anda Cumhurbaşkanı dün akşam 24 ekranlarında yapmış olduğu bu değerlendirmeleri görüyoruz. Ben HDP'ye oy verenlere nerede terörist demişim? İspat etsinler. İspat ettikleri an ne gerekiyorsa yaparım. HDP'ye oy veren kardeşlerime sesleniyorum. Bu terör partisine destek vermeyin. HDP Kandil'den yönetiliyor. Türkiye'nin en önemli sorunu beka ve muhalefet sorunudur. Hala YPG'yi terör örgütü olmaktan dışlıyor. Yani Bay Kemal YPG terör örgütü değil diyor. Güneydoğu'yu örgütün desteklediği HDP'ye teslim etmişler. Bakın iki temel çarpıtma var. Birkaç gündür yüksek perdeden dillendirilen iki temel çarpıtma var. Bir, Cumhurbaşkanı bu memleketin işte yarısına öyle hani HDP tabanı olan işte %6'lık falan dilimi de kastetmiyorlar. Doğrudan diyorlar ki yarısına terörist dedi. %50'ye AK Parti'ye oy vermeyenlerin tamamını terörist dedi. Bu bir. İkincisi bu ya yani bu birinci büyük tezvirat bu ve bu hani bu alçaklık seviyesinde bir tezvirat bu. Hani çok basit herhangi bir siyasal söylem gibi falan da tolere edilebilecek bir tarafı da yok yani. Bu bir palavra, bu bir yalan. Ve bu alçakça yalanı da elbette bir siyaset murad ederek söylüyorlar. Kuşkusuz ki. İkincisi de şu. Beğenmeyen Kürdistan'a gitsin. Sayın Cumhurbaşkanı'nın böyle dediğini iddia eden ve bunun üzerine siyaset bina etmeye çalışan ahlaksızlar sürüsü. Beğenmeyen Kürdistan'a gitsin. Kuzey Irak'ta Kürdistan var, oraya gitsin. Ve bu memleketin yarısına, %50'sine Cumhurbaşkanı terörist dedi. Bu iki, bu artık saldırı boyutuna gelmiş olan bu iki tezviratın daha hani gerçek olmadığını herkes bir yani söyleyenler biliyorlar en azından. Yaptıkları şeyin neye hizmet ettiğinin de farkındalar. Fakat bunun doğurabileceği sosyolojik neticelerden habersizler. Ya da hani, ya kafaları o kadar çalışmıyor ya da hani bunu da siparişle bilerek yapıyorlar. Yani ben tüm iyi niyetimle o kadar zeki olmadıklarını, kafaların o kadar çalışmadığını düşünüyorum. Yani bunların siparişle bir gizli servisin, bir yabancı servisin Türkiye'ye dönük operasyonunun parçası olarak bunu yaptıklarına inanmamaya çalışıyorum. Yani sosyolojik sonuçlarını düşünemeyecek kadar yetersiz zekaya sahip olduklarını düşünüyorum. Bu iyi niyetli bir yorum benimki. Yani onların algıda zayıf olduklarını düşünmek iyi niyetli bir yorum. Çünkü diğeri ihanet. Diğeri vatan hainliği çünkü. Yani sen bu ülkenin Cumhurbaşkanı'nın beğenmeyen gider Irak Kürdistan'ına dediğini iddia ediyorsan, sen bu ülkenin Cumhurbaşkanı'nın işte bu ülkenin seçmeninin yarısına terörist dediğini iddia ediyorsan, burada hani aslında iyi niyet aranmaz. İyi niyet aranmaz tabii ki burada. O işin doğrusu şudur. Herhangi bir siyasi parti bile isteye PKK sizi tükürüğüyle boğar diyen bir siyasi partiyle bile isteye PKK'ya giden silahları aracının bagajında yakalatan efendim temsilcilerinin bulunduğu bir siyasi partiyle bile isteye biz sırtımızı PYD'ye, YPG'ye yasladık diyen bir siyasi partiyle bile isteye yol yürüyorsa eğer o zaman kardeşim sen yani o terör örgütüyle arasına mesafe koymayan ve terör örgütünün sözcüsü gibi davranan bu insanlarla hareket ediyorsan sen kendi tanımını kendin yapıyorsun demektir zaten. Kimsenin ekstra sen şusun busun demesine zaten ihtiyaç yok. Ve bu seninle ittifak ettiğin parti arasındaki meseledir. Seçmenlerine doğru anlatmıyor olabilirsin. Onları başka türlü ikna etmiş olabilirsin. Gerçeği söylememiş olabilirsin. Ki zaten haftalardır ne diye bağırıyoruz biz burada? Dürüst olun, açık açık kimlerle ittifak ettiğinizi söyleyin. O beğenmeyen Kürdistan'a gitsin meselesi de. Yani kocaman adamlar internette falan bunu yükseltiyorlar. Vay Tayyip Erdoğan işte Kürdistan'a gitsin. Hayır kardeşim, diyor ki adam, herkesin gözünün içine baka baka, biz Kürdistan'da Kayyumlu belediyeleri geri alacağız. Türkiye tarafında ise AK Parti MHP ittifakına seçim kazandırmayacağız. Ve bu ülkenin lideri de, bu ülkenin başkanı da haklı olarak soruyor. Bizim topraklarımız içerisinde Kürdistan diye bir yer yok. Sizin Kürdistan dediğiniz yer var. Irak'ın kuzeyinde bir özel yer. Eğer orayı kastediyorsanız orasıdır o. Burada değil ama diyor.
çok hevesliyseniz eğer Kürdistan Kürdistan diye, orada bir Kürdistan var. Bu ne zamandan beri bu vatandaşları kovmak olmuş? İşte Kürdistan diyenlerle el ele, el eleler. Akşamın bugünkü manşeti son derece kritik, son derece de önemli. 15 Temmuz'a göre bugün çok daha güçlü bir kuvvetiz. İstedikleri kirli tezgah kursunlar, bunların kafasına geçiririz. En önemli kamuoyu araştırması 31 Mart'ta sandıklardır diyor. Yine bu da Cumhurbaşkanı'nın dünkü sözlerinden. Star Gazetesi'nde de manşet. Star Gazetesi ise fiyatlar düşmezse tanzimi genişletiriz ifadesini manşete taşımış. Başkan Erdoğan fahiş fiyatlarla vurgun yapanlara canlı yayında net mesaj verdi. 31 Mart'a kadar bu iş yoluna girdi. Aksi takdirde tanzimi çocuk bezine kadar genişletiriz. S-400 konusunda işi bitirdik. Tükürdüğümüzü yalamayız. Ruslarla anlaştık, ortak üretim yapacağız. Belki S-500'e de gireceğiz. Amerika terör örgütüne verdiği silahları alıp gidecekse malıdır götürsün. Götürmeyecekse bize versin. Pazarlığımızı yaparız. Sınırlarımız içinde ve ötesinde terör örgütüne tarihte görülmemiş ağır darbeler vurduk. Başlarını kaldıramaz hale geldiler. Meral Hanım istikametini kaybetmiş birisidir. Erdoğan halkına terörist diyecek kadar istikametini kaybetmez. Kandil ve Pensilvanya destekli bir zillet ittifakıyla karşı karşıyayız. Kapalı kapılar ardında kirli pazarlıklar yapıyorlar. Ülkemizde ve bölgemizde yaşanan hadiseler 31 Mart seçimlerini artık sıradan bir seçim olmaktan çıkarıyor. Meral Akşener'i aslına bakarsanız kendi siyasi hareketini kurduğundan beri ilk defa, hafızam beni yanıltmıyorsa, Sayın Cumhurbaşkanı ilk defa aslında dikkate alıyor. Bu vakte kadar Sayın Meral Akşener'i hakkında herhangi bir şey söylememişti. Onu çok da dikkate almamıştı. Ama ısrarla gelen sorular ve kitleleri de kışkırtmaya kalkan söylemlerinin ardından Sayın Cumhurbaşkanı da ona bir cevap verme ihtiyacı hissetti. Dün akşam 24 canlı yayınında ilk kez mesela hep konuşulan hani AK Parti kurucusu idi sözünün siyasal neticesini Cumhurbaşkanı söyledi mesela. Bu konuda da ilk kez konuştu. Yani hep şu söylenir. AK Parti'nin kuruluşunda da Meral Akşener vardı. Tamam. Bakıyoruz arşivlere, yok. Hayır ama AK Parti'nin kuruluşunda da Meral Akşener vardı. Tamam peki abi, dönelim. Yani daha dünkü iş. Ağustos 2001. Daha yeni yani 18-19 17-18 sene. Neyse. Dönelim bakalım. Nerede Meral Akşener? Ben göremiyorum mesela. Yok, vardı. Neymiş? Dün Cumhurbaşkanı anlattı işte canlı yayında. Önce bizi sattı dedi. Beraber yola çıkıyorduk. Sonra kafamızı bir kaldırdık, Afyon'da baktık. Meral Hanım yok ortalarda dedi. Ortalarda yok. Ortalarda yok ne demek ya? Dersin ki yani olmadı, prensipte anlaşamadık, ilkeler bağdaşmadı, politika uymadı, tüzüğü beğenmedim. Kurucular kurulu içerisinde benim beraber çalışamayacağım insanlar var değil mi? Otur konuşursun. Fakat ne dedi Cumhurbaşkanı? Kafamızı bir kaldırdık, Meral Hanım ortalarda yok. Ve ifadesi de önce bizi sattı dedi. İstikametini kaybetmek böyle bir şey işte biraz da. İstikametini kaybetmek böyle bir şey biraz da. Fiyatlar düşmezse tanzimi genişletiriz. Dün akşam 24 canlı yayınında bu tanzim konusunda bir detay daha verdi biliyorsunuz. Mahalle aralarındaki süpermarketlerle de işbirliği yapabiliriz dedi Cumhurbaşkanı. Bu son derece kritik. Bence buna göre o marketler, yani o işte mahalle arasındaki marketler, zincir market, onlar da zincir market biliyorsunuz. Yurt genelinde en küçüğünün 5-6 bin mağazası var. Ve bu 5-6 bin mağazalarıyla hakikaten de büyük bir ağ kurmuş durumdalar. En popüler 3 marka var bu konuda çalışan ve bu da aşağı yukarı hani 15-17 bin falan mağazaya denk geliyor. Bunlarla kurulacak olan bir tanzim ya da üreticiden kooperatifler eliyle doğrudan tüketiciye ulaşan bir disiplin. Aslına bakarsanız işte adına tanzim dersiniz, başka bir şey dersiniz. Bu hakikaten de Türkiye'deki fiyat referansı bakımından çok kritik olacak. Onu da söylemiş olalım. CHP düşman aparatı
Kılıçdaroğlu'nun öncülük ettiği Zillet İttifakı'yla Türkiye'ye pusu kurulduğunu kaydeden Başkan Erdoğan, CHP'nin milli irade düşmanlarının kirli oyunlarına alet edildiğini vurguladı. Dörtlü çete olarak tanımladığı oluşumun yıkım ittifakı olduğunu belirten Erdoğan, mevcut yönetim altında CHP, milli irade düşmanları tarafından koçbaşı olarak kullanılan bir aparata dönmüştür dedi. Kılıçdaroğlu'nun PKK-YPG Türkiye'ye saldırmaz açıklamasına da sert tepki gösterdi Cumhurbaşkanı. Ve orada diyor ki, binlerce insanı öldüren katil sürüsünü Kanarya Sevenler Derneği gibi mi görüyor? Diyor. Değil mi? Cumhurbaşkanının. CHP'nin gaflet içinde olduğunu söyleyen başkan, Rumların diliyle konuşup Yunan gazetelerine manşet oluyorlar. Türkiye'de artık muhalefet açığı değil, devşirme muhalefet sorunu vardır diye konuştu. Şimdi size bir video izleteceğim. Kılıçdaroğlu böyle bizim mücadelemiz diyor ya, bizim mücadelemiz. Şimdi bu hani Kılıçdaroğlu PKK-YPG Türkiye'ye saldırmaz dedi. Ondan sonra da biliyorsunuz Denizli'de gitti. Başka bir şey konuştum. Yani kamuoyunun önüne çıktı ve sanki iki gün önce o sözleri kendi söylememiş gibi başka bir şey söyledi. Şu bizim mücadelemizden Kılıçdaroğlu'nun kastettiğine bize bir izlesene şu Kılıçdaroğlu videosunu. Bizim mücadelemiz millet mücadelesidir. Biz YPG'yi terör örgütü olarak görmeyiz. Kendi bulunduğu yerde kendisini, halkını savunan bir örgüt olarak görürüz. Bizim mücadelemiz bayrak mücadelesidir. Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen alçak. Bizim mücadelemiz güzel, görkemli Türkiye mücadelesidir. Bizim mücadelemiz herkesin işi, herkesin aşı olsun mücadelesidir. Bizim mücadelemiz hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği Türkiye mücadelesidir. Bağışlarımızı alamıyoruz. Çocuklarımız evde aç. Eve bir şey alamıyoruz. Ekmek alamıyoruz. Kiralarımızı ödeyemiyoruz. Mağdur durumdayız. Bizim mücadelemiz her evde tencere kaynasın mücadelesidir. Benim evimdeki buzdolabında sadece bir salça kalmış. Salça da pamuklaşmış. Eşimle olmadığından dolayı gitti. Çoluk çocuğu aldı. Kayınpedergine gitti. Elektriğim kesildi, suyum kesildi. Ben artık duvarla konuşmaya başladım. Bizim mücadelemiz budur. Öyle atınca mangalda kül bırakmıyorsun da. Yani öyle olmuyor o işler yani. Gayet ortada. Hele özellikle şu. Yani CHP'li belediyelerde yaşanan tablo, bir şey söyleyeyim. Bu arada bütün CHP'li belediyeler tarafından mağdur edilen vatandaşlara dönük olarak bir söyleyeyim. Yani Şişli Belediyesi'nin sorumluluk sahası içerisinde oturanlara mesela. Belediye ile belediye işçileri arasındaki anlaşmazlık bizi vatandaş olarak gram ilgilendirmez kardeşim. Biz o çöpler temizlensin, sokaklarımız temizlensin diye vergimizi veriyoruz. Veriyoruz. Biz o parayı veriyoruz. O hizmeti almamız lazım. Belediye işçisiyle anlaştı. Anlaşamadı. Gider. Hizmet alımı yapar. Nasıl çözecekse. Yani benim belediye çalışanlarım grevde. Dolayısıyla ben bu hizmeti vatandaşa götüremiyorum demezsin. Gider hizmet alımı yaparsın. Sen bir taraftan işçilerinle sorununu çözmeye çalışırsın da öbür taraftan da gidersin. Büyükşehir'den alırsın hizmet alımını. Büyükşehir'in bu konuda iştirakleri var. Ve hani hakikaten de bu işi bir hakkın becerebilen mekanizmaları var. Oralardan alırsın. Özel sektörden alırsın. Yani belki belediye işçileri kadar hızlı temizlenmez. Bir sokağı bir günde temizlersin. Ama 3-4 günde bir semti çöplerini toplayabilirsin. Ya da sokak temizliğini yapabilirsin. Bunun için sen vatandaşı niye mağdur ediyorsun? Bir de hakikaten de çıldırmış olmalılar ya. Seçimlere 20 gün kala sokakları çöp götürüyor. Yani kas mesela şeyler, CHP tarafından yeniden aday gösterilmeyen belediye başkanlarının bulunduğu yerler. Mesela Kartal'da. Kartal Belediye Başkanı keyfi yol kapatıyor mesela. Arkasına bir tane de asfalt yama çalışması, fen işleri bilmem ne çalışması falan diye alet edevat koymuş. Verdiğimiz aslında türlü özür dileriz. Kartal Belediye Başkanı Altınot Öz diye tabela koymuş. Trafiği kapatmış. Pik saatlerde mahsur kalıyorsunuz. Sonra da CHP'li belediyeye ver yansın ediyorsunuz. Zaten istedikleri de o.
Yani beni aday göstermediler bu CHP'li belediye burada kazanmasın diye. Bütün sebep o zaten. Yani bu şeyleri de, bu dümen dolapları da görüyoruz yani. Soframıza göz dikenlere izin vermeyeceğiz diyor Cumhurbaşkanı sabahın manşetinde. Üreticinin alın terini, tüketicinin sofrasına göz diken spekülatörleri milli güvenlik sorunu olarak görüyoruz. Tarımdaki spekülatörler sınırımıza dayanan teröristler gibi. Bunları milli güvenlik sorunu olarak görüyor ve öyle davranıyoruz. Hiç kimse üreticimizin emeğine, tüketicimizin ekmeğine göz dikemez. Çiftçilere bu ay 3.7 milyarlık destekleme ödemesi yapacağız. Tarım alanlarına beton dikmek vatana ihanet olur. Kirli odaklar yeni saldırılar için son umut 31 Mart'ı bekliyor demiş. Sabah gazetesinin bugünkü manşeti. Hürriyet'in sürmanşetinde Suudi Arabistan'da baş döndüren bir siyasi trafiği, özellikle şu Cemal Khashoggi cinayetinden sonra başka bir şey konuşulmaya başlandı. Kral Salman bin Abdülaziz, Kral Salman bin Abdülaziz ve Prens Muhammed bin Selman arasında şu anda ortalık karışmış durumda. Bak ne diyor, The Guardian gazetesinin haberine göre kral oğlunun kendisine yönelik bir hamleye girişme ihtimaline karşı darbe diyor yani. Hani bizim eleman darbe yapabilir diyor yani. Ki mümkün yani, oranın siyaseti buna çok müsait. Yani herhangi bir prens darbesi yapılmasına çok müsait. Diyor ki kral oğlunun kendisine yönelik bir hamleye girişme ihtimaline karşı Mısır'a giderken prense yakın olan koruma ekibini değiştirdi. Veliaht prens de kral Mısır'dayken ABD'ye ilk kadın elçiyi atadı ve kardeşini savunma bakan yardımcısı yaptı. Kral Salman bin Abdülaziz ise ülkeye dönüşünde veliaht prensin kendisini karşılamaya gelmesini istemedi. Vallahi bildiğin baba oğul kavgası bu. Yani bu hani taht kavgası da bu aslına bakarsanız hani Kral Salman bin Abdülaziz bayağı kendi oğlu tarafından öldürülebileceği ihtimali üzerine tedbir almaya başlamış gibi görünüyor. Ortalık karışık. Tamam. Gazetelerin birinci sayfaları böyle. Hadi şu iç sayfalara bakalım. Bakalım daha neşeli haberler var mı iç sayfalarda? Evet efendim, bugün çok önemli bir gün. Bugün bütün dertlerimizin bittiği ve o büyük problemlerin çözüldüğü gün. İşte en büyük problem, tuvalet kağıdının kopan tarafı üstten dışarıya doğru mu, alttan aşağıya doğru mu asılacak tartışması bitmiş. 128 yıl öncesine ait ilk tuvalet kağıdı askılığı çizimi ortaya çıkmış. Buna göre efendim rulonun önden çekilmesi gerektiği, yani üstten. Bu konu eğer size dert olduysa, vay ben tuvalet kağıdını nasıl asaydım falan diye size dert olduysa söyleyelim. Kimmiş tuvalet kağıdını mucidi olarak kabul edilen adamın çizimleri çıkmış ortaya. Doğrusu oymuş. Bilmiyorum artık. Yani hani çok endişematik bir durumdaysanız, ben bunu nasıl asacağım falan diye doğrusunu verdim. Benden günah gitti. Yaparsınız yapmazsınız artık. Efendim Maltepe sahilde arkadaşından aldığı benzin bidonuyla yolda yakıt ikmali yapan motosiklet sürücüsü. Sanırsın savaş pilotu havada tanker uçaklardan yakıt ikmali yapıyor. Yahu topu 2,5 litrelik benzin bidonu yani. Ama işte başka bir şeyden tabii orada söz ediyoruz yani orada. Biz bu görüntüleri nereden biliyoruz? Çünkü adam onu videoya kaydetmiş telefondan. Bu arabayı gördünüz değil mi? Önü tır, üstü jip, arkası kamyon 10 tekerlekli. Abu Dhabi emirlik ailesinden Şeyh Hamad bin Hamdan El Nahyan. Hani şimdi durum şu olunca, hani musluğu bağlıyorsun, vanayı açıyorsun, aşağı doğru böyle paralar akıyor ya. Hani durum o olunca yapacak da bir şey kalmıyor yani. Adam Abu Dhabi emirlik ailesi kendine araba yapmış. Bir tane jipi bir kamyonun arkasına oturtmuş, 10 tane tekerlek. Araba zaten gitmiyor ki. Hani o kadar ne kadar teşkilat o kadar müşkülat yani. Öyle 10 tekerlekli kocaman devasa bir
bildiğin kamyon o aslında yani. Kamyondan da beter. The Boston Globe menemen tarifi vermiş. Çırpılmış yumurta, domates ve biberli Türk yemeği. Kahvaltıda yeni favoriniz olacak diye yazmış. Yeni keşfetmişler menemeni. Fakat tarife soğan da koymuşlar. Ya arkadaş siz gaza gelmeyin. Yani böyle hani her şeyi bilen adam edasıyla bunun biraz kuyruk yağı az olmuş falan. Hiç gaza gelmeyin siz. Yani Vedat Milor dedi diye illa soğanlı yapılacak diye bir şey yok. Yani menemeni nasıl güzel yapıyorsanız öyle yapın. Boston Globe'daki arkadaşlar size de söyleyelim. Bir yemeğe ne katarsanız o yemek onlu olur. Yani bu işlerin böyle hani Kur'an ayeti gibi olmazsa olmazı yoktur. İçine soğan katarsan soğanlı olur. Kaşar katarsan kaşarlı olur. Üzerine parmesan dökersen parmesanlı olur. Domates katarsan domatesli olur. Katmazsan domatessiz olur. Yani nedir yani o da illa soğanlı olacak. Yapacak bir şey yok. 40 bin lirayı çaldı. Yakalanacak. Ben buldum dedi. Dahası adamın beyanatı var. Beyanat şu. Parayı çalmadım buldum. Türkiye artık eski Türkiye değil. Ülkemiz çok gelişti ve büyüdü. Baba sen oraya nasıl geldin ya? Adama soruyorlar. Parayı sen mi çaldın? Hayır ben çalmadım. Ülkemiz artık eski Türkiye değil. Türkiye çok gelişti, çok büyüdü. Tamam. Parayı niye çaldın o zaman? Ben çalmadım. Ne yaptın? Buldum. Buldun ne yaptın? Sahibine verdim. İyi de kapıyı açıyorsun. Parayı alıyorsun. Koşarak gidiyorsun. Öyle değil. Onların hepsi algı operasyonu. İtalya'da Cinque Terre'de öyle sahil şeyi efendim parmak arası terlik giyene 2500 lira ceza keseceklermiş. Parmak arası terlikle sahilde gezmek yasak. Niye? Demiş ki yerel polis bölgenin dağlık ve dar yolları bu parmak arası terlik giyenler bölgenin dağlık ve dar yollarında mahsur kalıyorlar. Yürüyemiyorlar. Bir şey oluyor. Bize durup dururken iş çıkartıyorlar. Yani dertsiz başımıza dert alıyoruz. Dolayısıyla siz adam gibi ayakkabılarınızı giyin dolaşın. Parmak arası terlik yerine 2500 euro ceza keseceğiz demişler. Hikaye bu. Sürücüsüz otomobil ırkçı çıktı. Sürücüsüz otomobillerin siyah tenli yayaları beyaz tenlilere oranla daha az algıladığı tespit edildi. Yani sürücüsüz otomobil icabında zenci birini yakaladığı zaman ona çarpmasında bir mahsur yok. Google daha önce biliyorsunuz görsellerde tarama yaptığınız zaman zenciyi goril diye kodlamıştı. Yani siyah tenli fotoğrafları oraya yüklediğiniz zaman onu gorille eşleştiriyordu. Şimdi sürücüsüz otomobiline de beyaz tenli insanları insan olarak vermiş. Siyah tenlileri arabanın çarpabileceği herhangi bir obje olarak tanımlamış. Enteresan değil mi? Efendim hapisten yırtmak için iyi numara. 5 ay hapis yatmış. 15 yıllık hapis cezasının geri kalanını evde çekiyor. Niye? Uyku apnesi var diye. Hangimizde yok ki uyku apnesi? Çok kısa bir ara. Bu aralardan yeniden buradayız. Bir yere ayrılmayın. Kendine gel. Sen zaten biz partimizi kurarken bizi de sattı bu kadın. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tepki gösterdiği isim İP Genel Başkanı Meral Akşener. Erdoğan, AK Parti'nin kuruluşu sırasında Akşener'le ilgili bilinmeyen bir gerçeği ilk kez 24 ekranlarında açıkladı. Biz partimizi kurarken bizi de sattı bu kadın. Bir anda kayboldu. Benimle beraber partimizi kurarken belli yerlere geldi. Ondan sonra Afyon'da ortadan kayboldu. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkan özel yayınında 24 televizyonun genel yönetmeni Murat Çiçek ve moderatör Helin Aslan'ın sorularını yanıtladı. Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun YPG Türkiye için tehdit oluşturmaz, beka sorunu yok sözlerine tepki gösterdi. Türkiye'nin aslında en önemli sorunu beka sorunuyla birlikte bir muhalefet sorunudur. YPG'yi, PYD'yi kalkıp da bu beka sorununun bir tarafı, bir ucu olmaktan eğer göremiyorsa bir ana muhalefetin başı, ha bu ülkede beka sorunu nedir bunu tanımlamaktan da uzaktır. Devletin zirvesinin gündeminde 31 Mart yerel seçimleri vardı. Anketleri neden güvenmediğini açıkladı, sandığı işaret etti. Bazı anketlerin manipülasyon için kullanıldığına şahit olduk, şahit oluyoruz. Biz kendimiz yapıyoruz. Bu yaptığımız anketlerde de yolumuzu ve yolculuğumuzu şekillendiriyoruz. Gerçek kamuoyu araştırması 31'inde yapılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın çalışmalarından duyduğu memnuniyeti de getirdi. Cumhur İttifakı, ülkemizin yaşadığı bu muazzam dönüşümün bir ana eksenidir. Bunu göreceğiz. Ve Cumhur İttifakı, Türkiye'nin
adeta yeniden inşası içinde bir şanstır. Bu zillet ittifakını Sayın Bahçeli'nin ifadesiyle, benim ifademle de illet ittifakının zemininde ise Türkiye'nin beka mücadelesini sekteye uğratma anlayışı var. Biz bunlara bu fırsatı vermeyeceğiz. Cumhurbaşkanı dört benzemez ittifakına getirdi sözü. Erdoğan, İP Genel Başkanı Meral Akşener'in Denizli mitinginde sarf ettiği "Cumhurbaşkanı size terörist diyor" sözlerine sert tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı, "Ben HDP'ye oy verenlere terörist demedim" ifadesinin altını çizdi. Bu kadın Şirazesinden çıkmış. Hani bunlar birbirleriyle ortak oldular ya, bir yerinden kapacak. Şimdi zaten Bay Kemal yalancı. Şimdi bu da ondan yalanı iyi kaptı. Ve o ne diyorsa o da onu söylüyor. Bir defa Meral Hanım, Tayyip Erdoğan halkına terörist diyecek kadar istikametini kaybetmemiştir. HDP'ye oy verenlere kalkıp da terörist nerede demişim, bunu ispat etsinler. İspat ettikleri anda ben ne gerekiyorsa onu yaparım. Cumhurbaşkanı Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki bazı belediyelerin devletin kaynaklarını yine teröre aktarması halinde atılacak adımı da açıkladı. 31 Mart'tan sonraki süreçte benzer şeyler yaşandığı anda biz bu işi anında yargıya götürür ve anında da kayyumlar için yolu açarız. Kayyumların başarısını görmemek bakar kör olmaktır. Bunun en güzel örneği Diyarbakır'dır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da CHP'nin elindeki birçok ilçedeki çöp dağlarını işaret etti. Daha da kötüye gidecekler dedi. CHP 3 Ç'dir, 3 Y'dir. Çöp, çukur, çamur. İstanbul'u aldığım zaman çöp dağları vardı. Şimdi buyurun bakın, burada da yine aynen çöp dağlıkları oluşmuş. Aynen öyle efendim. Tabii maaşları ödeyemiyorlar. Maaşları da ödeyemiyorlar. Maaşları ödeyemedikleri için birçok insan zaten... Bu iyi günleri. Daha kötü günler var. Çamlıca Camii'ne bir defa daha dönüyoruz. Sabah namazını kılan Binali Yıldırım şu anda bir konuşma, bir açıklama yapıyor. Ona dönüyoruz. Dolayısıyla teşekkür ediyorum. Ayrıca proje müellifinden mimarına, yapımında emeği olan bütün arkadaşlara, İstanbullular adına şükranlarımı sunuyorum. Cami hakikaten İstanbul'un heybetini, güzelliğini, İstanbul'un, yedi tepeli İstanbul'un güzelliğine güzellik katacak muhteşem bir eser olmuş. Resmi açılışı daha sonra Cumhurbaşkanımız tarafından yapılacak. 3 ayların başlangıcı olması dolayısıyla bugün Leyla-i Regaib vesilesiyle ilk ibadete açıldı. Sabah namazıyla birlikte yoğun bir cemaatle namazımızı eda ettik. Birçok özelliği var. Bunları minarelerinde, kubbesinde, diğer aksamlarında birçok ilkleri barındırıyor. Ben bu kadarını söyleyeyim. Şimdilik ileride bunları öğreneceksiniz. Hayırlı kendiler diliyoruz. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Binali Yıldırım'ı ibadete bu sabah namazıyla açılan Çamlıca Camii'nde sabah namazı çıkışındaki açıklamalarını ekranlarınıza getirdik. Yine Binali Yıldırım'ın dünkü buluşmasına bu defa götüreceğim sizi. Gençlerle bir araya geldi. Hem Cumhurbaşkanı hem de kendisinin gençlere verdiği önemi altını çizdi. Bir de İstanbul'u akıllı ulaşım şehri yapacağız diyen Binali Yıldırım'ın gençlere de ulaşım ücretleriyle ilgili müjdesi vardı. Şimdi artık 18 yaşında herkes hem aday olabiliyor, seçebiliyor, seçilebiliyor. Bu da gençlere ne kadar güvendiğimizi gösteriyor.
Binali Yıldırım bu kez gençlerle buluştu. Onlara duyduğu güvenden bahsetti. İstanbul'a ilişkin planladığı ulaşım projelerinde gençlerin rolünü anlattı. İstanbul'u akıllı ulaşım şehri yapacağız. Gençlere ihtiyacımız var. Veri bizden, yazılım sizden. Akıllı şehir İstanbul hepimize. Yıldırım öğrencilerin ulaşım giderlerini bakın nasıl azaltacak. İstanbul'daki bütün evlere, bütün mahallelere sıfır atık projesi kapsamında altyapı projesi. Böylece atıkları ayıracaklar, o atıklardan gelir elde edeceğiz. O parayı da öğrencilerin bilet paralarından düşeceğiz. Daha ucuza seyahat edeceksiniz. Binali Yıldırım'ın programı yoğundu. Küçükçekmece'de Hacı Bektaşi Veli Anadolu Lisesi proje okulunu ziyaret etti. Başka bir okulun önünden geçerkense öğrencilerin yoğun ilgisine kayıtsız kalmadı. Yıldırım Küçükçekmece'de AK Parti ilçe başkanlığını da ziyaret etti. Binali Yıldırım Küçükçekmece'de Millet Kütüphanesi'ni de ziyaret etti. Bir kediyi sevdi. Üniversiteye hazırlanan öğrencilerle sohbet etti. Onlarla fotoğraf çektirdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Türkiye'nin aldığı S-400 hava savunma sistemi ile ilgili konuştu. Bize basit silahların bile satılmasına engel olan müttefiklerimiz nedense S-400 aldıktan sonra rahatsız olmaya başladılar. Eğer satmıyorsanız başkasından almamıza da karışmayacaksınız dedi Mevlüt Çavuşoğlu. Rusya'dan S-400 savunma hava sistemini aldık. Yani hava sahamızı Türkiye'ye yönelik tehditlerden korumak için S-400 savunma sistemini aldık. Ve sözleşmeyi yaptık. Biz yıllarca müttefiklerimizden almak istedik. Ve müttefiklerimizden almak istediğimizi kendilerine resmen bildirdik. Bazen basit silahların bile satılmasına engel çıkartan bu müttefiklerimiz nedense S-400 aldıktan sonra rahatsız olmaya başladılar. Neden rahatsız oluyorsunuz? Şu anda NATO müttefiysek, hepimiz NATO'nun müttefiysek ve de dayanışmamızı arttırmamız gerekiyorsa o zaman Türkiye talepte bulunuyorsa sen de satacaksın. Eğer sen vermek istemiyorsan Türkiye'nin başka birisinden ya da NATO dışı bir ülkeden almasına da karışmayacağız. Eğer NATO müttefikleri NATO ülkelerinin dışından ürün alamaz dersen bir şu anda S-300'leri ülkesinde bulunduran diğer NATO üyesi ülkelere bakacaksın. Onlarda niye var? Gezi provokasyonu iddianamesinde sanıkların telefon görüşmeleri kayıtlara yansıdı. O kayıtlarda şüphelilerden Osman Kavala ve Mehmet Ali Alabora hükümeti yıkma girişiminde Beşiktaş'ın ünlü taraftar topluluğu Çarşı grubunu bakın nasıl kullanmaya çalışmışlar. Gezi provokasyonunun telefon görüşme trafiği deşifre oldu. Kayıtlar iddianameye yansıdı. O tapelerden biri de Osman Kavala ile Mehmet Ali Alabora'nın yaptığı görüşmeye ait. İkilinin yaşanan olayları Çarşı taraftar grubu üstünden meşrulaştırmaya çalıştığı görülüyor. Ya benim kafamda şöyle bir senaryo var. Yani bu işi öyle bir tezgahlayalım ki eğer tezgahlayabilirsek yani bu işin kamuoyu gücü Çarşı grubu olsun diye düşünüyorum. Çünkü bunu ve bizler ne soldan herhangi bir örgüt ya da herhangi bir örgüt lideri şey yapamaz. Yani çok ağır bir iş bu. Topluma karşı Çarşı grubunun bir şeyi var, bir meşruiyeti var. Bir diğer telefon görüşmesinde ise sanıklardan Yiğit Ali Emekçi ve Sedat Yurttaş isimli kişiler Kürt kökenli vatandaşlar üzerinden ikinci bir gezi kalkışması planlıyor. Tabii vallahi yani Kürtlerin de bir geziye ihtiyacı var ama. Olur vallahi bence de Sümer Parkı uygun yani. Ama işte gezi de pahalıya patladı. Daha çok artacak gibi görünüyor fatura. Gezi Parkı olaylarına ilişkin Osman Kavala, Mehmet Ali Alabora, Ayşe Pınar Alabora ve Can Dündar'ın da aralarında bulunduğu 16 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmişti. İlk duruşma 24 Haziran'da Silivri'de görülecek.
Müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi. TOKİ 67 şehirde 50 bin sosyal konut yapacak ve isteyen bu toplu konutlardan kira öder gibi ev sahibi olabilecek. 2-2A-01 blok 1. kat. İnan ki o kadar bugün mutluyum ki. Murat. Çok sevinçliyim. Allah razı olsun. Onlar çok sevinmişti. Çünkü yıllardır ev sahibi olma hayali kuruyorlardı ve oldular. Şimdi sıra başka ailelerde. TOKİ 67 şehirde çok uygun fiyatlara 50 bin sosyal konut yapacak. Çok teşekkür ediyorum. Önce Cumhurbaşkanıma çok çok sonsuz saygılarım var, sevgilerim var. Müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan vermişti. Evler yatay mimariye göre inşa edilecek. 5 katı geçmeyecek. Depreme karşı son teknoloji kullanılacak. TOKİ'nin 50 bin yeni sosyal konut projesinin müjdesini veriyoruz. Buraya yakışır mı? Ziraat Bankası ve Halk Bankası aracılığıyla talep toplamaya başlıyoruz. Talep toplama işi 45 gün sürecek. Ondan sonra da hızla diğer süreçlere geçiyoruz. Bu konutların bir başka özelliği de yatay mimariyle inşa edilecek olmalarıdır. Ağlama hissi geldi. Belki şu an bellidir yüzümden. Reisimiz çok yaşasın. Cumhurbaşkanımız çok yaşasın. Önderimiz çok yaşasın. Evler hem geniş hem de konforlu olacak. Yeşil alanları ve çocuk parkları da cabası. Ödemeleri de kira ücretlerinden daha düşük. 10 yıldır ev alma hayalim vardı. Gerçekleşecek galiba. Evet, gerçekleşecek. Çok mutluyum, çok sevinçliyim. Sosyal konutlar 2+3+1 olarak planlandı. 2+1 evler 75 ve 85 metrekare olarak iki farklı alternatifle yapılacak. Proje bedeli yaklaşık 10 katrilyon lira olan bu konutlar 75 metrekare ile 128 metrekare arasında inşa edilecek. TOKİ'nin Kayaşehir'de yaptığı sitelerin içindeyiz ve yapılması düşünülen 50 bin sosyal konut da buraya çok benzeyecek. İşte manzarayı görüyorsunuz. Tamamen yatay mimariyle yapılmış durumda. Yani depreme oldukça dayanıklı ve hemen içeride çocuk oyun alanlarını, çocuk parklarını görüyorsunuz. Çocuklar da keyifli vakit geçirecek ve her yerde yeşillendirilmiş durumda. 3+1 evlerse 100 ve 128 metrekare olacak. 170 bin liradan başlayan konutların ödemesi 759 lira. Vadesi 15 yıl olarak planlandı. Projelere göre peşinatlar %10'la başlayacak. %12 ve %15 seçenekleri sunulacak. Başvurular Ziraat ve Halk Bankalarına yapılacak. Başvurularda bazı şartlar aranıyor. Örneğin proje için o ilin sınırları içinde en az bir yıldır oturuyor olmak şart. 2+1 konutlar için 25, 3+1 için de 18 yaşı doldurmuş olmak gerekiyor. Sosyal konut için başvurular başladı. Başvurular Türkiye genelinde Ziraat Bankası ve Halk Bankası'na, İstanbul'daysa Halk Bankası'na yapılacak. 2+1 ev almayı düşünenlerden 500 lira, 3+1 ev almayı düşünenlerdense 1000 lira başvuru ücreti alınacak. 50 bin konutun 6300'ü İstanbul'da, 2934'ü Ankara'da, 2500'ü İzmir'de, 2200'ü de Adana'da yapılacak. Planlanan 140 projenin 5'i İstanbul'da olacak ve bu projeler kapsamında tam 6300 konut yapılacak. Ve o sosyal konutlar İstanbul'un 3 ilçesinde, Silivri, Başakşehir ve Tuzla'da yapılacak. Başvurular 19 Nisan'a kadar alınacak. Projeler alt gelir grubu ve orta gelir grubuna yönelik ama aynı zamanda şehit aileleri, gaziler ve emeklilere yönelik kontenjanlar da var. Birleşmiş Milletler'de skandal bir toplantı tertiplendi. Toplantının katılımcıları arasında Türkiye'de devam eden FETÖ davalarından firari Abdullah Bozkurt'la Levent Kenez isimli FETÖ'cüler de vardı. Ve bunların Birleşmiş Milletler Türkiye'ye dönük tezviratlarına atıp tutmalarına bakın nasıl sahne oldular. 15 Temmuz darbe girişiminin ardındaki FETÖ, ülke dışında kara propagandayı sürdürme gayretinde. Birleşmiş Milletler'de statü alan bir sivil toplum kuruluşu, iki firari FETÖ'cüyü Cenevre'ye davet etti. İnsan Hakları Konseyi'nin yanı başında panel düzenlediler. O isimler firari Abdullah Bozkurt ve Levent Kenez, FETÖ'nün medya ayağında yer alıyorlar.
Kadın Sünnetine Karşı Küresel İttifak adlı bir sivil toplum kuruluşu yasal boşluklardan faydalandı. İki firari FETÖ'cüyü panelde konuşturdu. Panelde hem Türkiye'ye hem de Anadolu Ajansı'na yönelik iftiraları sürdürdüler. Üstelik panelin moderatörü de terör yanlısı isimlerden biriydi. PKK sempatizanı Erik Sotas. Böylece iki kanlı terör örgütü Türkiye'ye karşı bir kez daha işbirliği yaptı. Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği günlerce panele karşı çıktı. İptal edilmesi için BM İnsan Hakları Konseyi Yüksek Komiserliği dahil çeşitli temaslarda bulunuldu. Buna rağmen panel düzenlendi. BM İnsan Hakları ve Terörle Mücadele Özel Raportörü de katılımcılar arasındaydı. Bir gün kala panele katılmaktan vazgeçti. Bunun üzerine organizatörler panikledi. Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi'ne Akredite Basın Mensupları Birliği'ne mektup gönderdiler. Türkiye daimi temsilciliğini hedef aldılar. Gazetecileri paneli takip etmeye davet ettiler. Buna rağmen panele sadece iki gazeteci katıldı. Panel FETÖ'cüler için hayal kırıklığıyla sonuçlandı. Hemen Ankara'ya çeviriyoruz kameralarımızı. Çağla Atlı bizi bekliyor. Günaydın Çağla Atlı. Kolay gelsin. Nedir gündeminiz? Neyi takip ediyorsunuz bugün? Günaydın Ersoy dedi. Bugün yine öncelikli gündem maddesi yerel seçim başlığı olacak elbette. Hem liderler, adaylar, milletvekilleri ve bakanlar çalışmalarını sürdürüyor. Yerel seçime sadece 24 gün kaldı ve çalışmalar da daha da hızlandı diyebiliriz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programıyla başlayalım. Bugün yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iki ayrı durağı olacak. Seçim mitinglerine devam ediyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bugün önce Mardin'de 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda Mardinlilerle bir araya gelecek. Ardından da Siirt'e geçecek Cumhurbaşkanı Erdoğan. Siirt'te de 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenecek mitingde Siirtlilerle buluşacak. Yine bu mitinglerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önemli mesajlar vermesini bekliyoruz. Elbette takip ediyor olacağız. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın da bugün bir programı olacak. Fuat Oktay da Anadolu Ajansı editör masasına konuk olacak. Yine gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunmasını bekliyoruz. Bir yandan da muhalefete bakalım. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün önce Ankara'da olacak. Muhtarlarla bir araya gelecek. Ardından da partisinin İP ile ortak düzenleyeceği mitinge katılacak. Aydın'a geçecek. Dün ilk ortak mitinglerini yapmışlardı. Bugün de Aydın'da ikinci kez ortak mitinglerini yapacaklar. Ekonomi başlığıyla devam edecek olursak Merkez Bankası'ndan bir açıklama bekliyoruz bugün. Haftalık para ve banka istatistiklerini duyurmasını bekliyoruz Merkez Bankası'nın. Bununla birlikte TÜİK'ten de gelecek bir açıklama. TÜİK'te 2018 yılı bitkisel ürün fiyatları ve üretim değeri verilerini açıklayacak. Bizim de gün boyu gözümüz kulağımız tüm bu başlıklarda ve daha fazlasında olacak Ersoy dedi. Çok çok teşekkürler. Sağ olasın, var olasın. Çağla Atlı bize aktardı başkentin gündemini. Antarktika'ya giden bilim ekibimiz yurda döndü. Dün İstanbul'a geldiler. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ekibi karşıladı. Ekip tabii ekip yöneticileri de işte o ekipte yer alan bilim insanları da kısa bir açıklama yaptılar. Ardından da Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'la görüntülü konuşma yaptılar. Mustafa Varank da onlara hoş geldiniz dedi. Buzulların arasında Türkiye'den 14 bin kilometre uzakta memleket ve bilim için zorlu şartlarda bir ay geçirdiler. Üçüncü Ulusal Antarktika Bilim Seferi tamamlandı. 24 kişilik Türk bilim heyeti yurda döndü. Ekibi Atatürk Havalimanı'nda İstanbul Valisi Ali Yerlikaya karşıladı. Basın mensupları da onları bekliyordu. İlk açıklamayı Vali Yerlikaya yaptı. Diğer gezilerden ayıran en önemli özelliği Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın hazırlığı, arkadaşlarımızın çalışmasıyla Antarktika'da geçici bir üs kuruldu. Bilim adına bayrağımız orada dalgalandı. İstiklal Marşımız orada söylendi. Hepimiz o manzarayı gördüğümüz an çok büyük sevinç, onur yaşadık. Kalıcı üs kurmayla da ilgili arkadaşlarımız keşif ve fizibilite çalışmalarını yaptılar. Şükrediyoruz. Bu onurun önümüzdeki yıl 4. ve hep diğer sayılarla
kazasız belasız yüz akıyla devam etmesini diliyoruz. Artık Türkiye Antarktika'da da var. Türk-Antarktika bilim seferi lideri Doçent Doktor Burcu Özsoy hem gururlu hem de heyecanlıydı. Zorlu bir süreçti. Şu an anlatırken bile kalbim gerçekten atıyor çok hızlı. Ellerim titriyor çünkü büyük bir misyondu. Ve herkes çok yoğun çalıştı ve başardı. Çok duyguluyum şu an herkesin sağlıkla döndüğüne, başarıyla döndüğüne ve bu gururu ülkemize yaşattığımız için sizlerin de destekleriyle iyi ki varsınız. Arkadaşlarımıza teşekkürler ediyorum. Ailelerimize teşekkürler ediyorum. Ekipteki bir diğer isim milli sporcu Şahika Ercümen ise Türkiye adına iyi işler yapmanın mutluluk verici olduğunu söyledi. İçin bu gururu hepimiz yaşadığımız için gerçekten çok mutlu ve hocamın da sesinden anladığınız gibi aslında hepimiz aynı duyguları hissediyoruz. Gerçekten uzun bir süre buradan ayrı kalmak, iletişimden ayrı kalmak ama ülke adına iyi işler yapmaya çalışmak hepimiz için zor fakat bir o kadar da mutluluk verici. Orada buzdağlarında mavinin beyazla buluştuğu bir kıtada bayrağımızı dalgalandırmak benim için çok büyük gururdu. Bayrağımız oraya çok yakıştı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da ekiple görüntülü bir görüşme yaptı, ekibi kutladı. Valla biz de hem gururla hem heyecanla izledik. Sanırım tüm Türkiye'de izledi. Bu sene yabancı basında sizle ilgilendi. Başarılı bir seyahat oldu. İnşallah geçici bir sürümüzü de orada yakında kalıcı hale getirebiliriz. İnşallah. İnşallah. Çünkü bizim de kutuplarda Antarktika'da mutlaka söz sahibi olmamız lazım. Bizimiz bilim insanlarımızın da orada araştırma yapabilmesi lazım. Sizler buna öncülük ettiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Bir analiz getireceğim ekranlarınıza. Son derece kritik ve önemli. Akşam gazetesi Cumhuriyet Halk Partili adayların afişlerini taramış. Ve enteresan bir detay var bu afişlerde. Cumhuriyet Halk Partisi logosu yok. Kullanmıyorlar ısrarla. Diyor ki CHP İP İttifakı seçim yaklaştıkça bıçak sırtı olan illerde ilginç bir yola başvurdu. Adaylar kendi siyasi kimliklerini gizleyerek sağ kesimden oy çekme yoluna gidiyor. Başta İstanbul, Ankara, Adana, Aydın olmak üzere adaylar billboardlardaki afişlerde parti logosu kullanmıyor. Ankara'da Mansur Yavaş siyasi kimliğini gizlemek için cadde ve sokaklar asılan afişlerde hiçbir şekilde parti logosu kullanmadı diye yazmışlar. Serkan Fıçıcı da bunun kritiğini yapmış. Diyor ki Serkan Fıçıcı bugün yorum kısmında utanmasalar AK Parti logosu kullanacaklar. Fotoğrafçı sen bizi CHP'li değilmişiz gibi çek. Bakın CHP adaylarının seçim kampanyası fotoğraflarına net görürsünüz. Köşe bucak kovalıyorlar. Yakaladıkları yerde yanaşıyorlar. Başörtülü teyzelerle, aksakallı hacı amcalarla, dindar olduğunu düşündükleri herkesle yan yana görünmek için birbirleriyle yarışıyorlar. Dertleri ne? Seçimlik samimiyet pozları vermek. Muhafazakar kitleler CHP'nin adını bile duymak istemiyor ya. Bu haklı alerjinin sandığa yansımasından korkuyorlar. Olmadıkları gibi görünme, görünmedikleri gibi olma çabasındalar. Hesap bu. Tutar mı? Umut işte. Ya tutarsan? Akşam muhabirleri memleketi taradı. CHP adaylarının afişlerinde CHP logosu aradı. Ortaya utanç tablosu çıktı. CHP'li adaylar utanç duydukları için olsa gerek afişlerine CHP logosu koymuyorlar. Partilerini inkar edemiyorlar ama CHP adayı olmanın dayanılmaz ağırlığını itirafa da yanaşmıyorlar. Yani ne inkar ne itiraf. Yalnızca utanç. İyi ki utanıyorlar. Utanmasalar bu gidişle afişlerine AK Parti logosu koyacaklar. CHP kendisi taşınamaz bir yük haline gelmiş. Memleketin yükünü nasıl sırtlanacak? Birbirleriyle taban tabana zıt kavramları yan yana getirmeye oksimoron denir. Yuvarlak üçgen, siyah süt, soğuk güneş, partisiz CHP adayları gibi. Madem CHP bizzat kendisine bu kadar zarar veriyor, logosunu cüzdan yarası gibi saklama ihtiyacı hissediyor, kapansın gitsin. Yok eğer o malum adaylar biz CHP adayı olmaktan gurur duyuyoruz diyorlarsa bilelim afişlerinde altı oklu CHP logolarını bir zahmet görelim. CHP'den afiş uyanıklığı ve analizi Serkan Fıçıcı'dan geldi. Star gazetesinde Mehmet Metiner, dün Sözcü gazetesinin manşetinde bir kapalı toplantıdan söz ediliyordu. O toplantıdan sızan bir takım da bilgilerden. Bugün Mehmet Metiner, Ver Yansın Etmiş köşesinde o toplantıya katılanlar ve orada sarf edilen sözlere ilişkin olarak bıktırdı şu özgür ağırlığın saboteleri. Adıyaman Kahta'dayım. Gece gündüz demeden çalışıyoruz. Sabah erken saatinden başlayıp gecenin gündüze evrildiği saatlere kadar çalışıyoruz. Evimizin yolunu unuttuk.
Küskünleri kazanmak için dil döküyoruz. Bir oy daha almak için alın teri döküyoruz. Gündüz süren ev ziyaretlerimizden birinden ayrılıp iki arada bir derede bu yazıyı yazıyorum. İnanın yazı yazmaya vaktimiz yok. Sürekli görüşmeler, toplantılar, özel ikna çalışmaları. Her akşam seçim koordinasyon merkezimizi dolduran yüzlerce, bazen binlerce insanla tek tek ilgilenme. Açık havada yapılan konuşmalar. Akabinde dört bir koldan evlere dağılmalar. Aşkla ve inançla çalışıyoruz ak yürekli kardeşlerimizle. Hem yerelde seçimi ezici bir farkla almak hem de reise diz çöktürmeye çalışan küresel itlere, çakallara esaslı bir ders vermek için durmaksızın çalışıyoruz. Bir sabah uyanıyoruz ki gene içimizden vuranlar çıkmış. Sahada yoklar. Çalışmaya gelince yoklar. Lafa gelince bol keseden, akıl vermeye ve eleştirmeye gelince pek bir maharetliler. Allah bütün aklı onlara vermiş sanki. O pozda konuşuyorlar. Her seçim arifesinde mutlaka kafalarını uzatıyorlar. Bazen kapalı kapılar ardında, bazen de televizyon ekranlarında. Özgür ağırlıklarının olduğunu sanıp her şeyi demeyi, özellikle de moral bozmayı kendilerine bir hak olarak görüyorlar. Yeter artık. Sahiden yeter. Sözcü gazetesinin manşetlerinde bu asap bozucu tavırları görmekten artık utanıyoruz. Sahada çalışan yiğitlerimizi, reise sadakatle bağlı hasbilerimizi yürekten incitmekten vazgeçiniz. Ya çıkın meydanlara çalışınız ya da dilinizi tutunuz. İçinize sinmeyen politikalar varsa ulaştırabileceğiniz yerlere pek bir yakınsınız zaten. Ne diye başka yöntemlere tevessül ediyorsunuz? Her seferinde reise dirsek göstermek, çağrılı olduğunuz yerlerde katkı sunacağınıza, siyaset dehası pozlarında reisin söylemlerini yerden yere vurmak da neyin nesidir? Reis çıkıp beka sorunu vardır diyorsa, o birilerinin çıkıp tam tersini söyleme gereği duyması hangi akla hizmettir? Reis çıkıp zillet illet ittifakı diyorsa, kalkıp o birilerinin bunu ötekileştirici, kutuplaştırıcı söylem diye eleştirmesi hangi amaca hizmettir? Tut ki böyle düşünmüyor olsanız bile, bir partili olarak bunu reise ve partinin en üst mekanizmalarına ulaştırabilecek imkanlara sahipken tersini yapmaya çalışmak, kimse kusura bakmasın ama iyi niyetle bağdaşmaz. Sahada canla başla çalışan AK Partilileri demoralize etmeye hiç kimsenin hakkı yok. Geçmişte ünvanı ne olursa olsun hakkı yok. Emeğimize saygı duymayanlara bizim de zinhar saygımız olmaz. Biline diyor Mehmet Metiner. Bugünkü yazısında. Şebnem Bursalı, Güçlü Türkiye, Güçlü Kadın başlıklı yazısında Takvim Gazetesi'nde diyor ki, Salı günü İstanbul'da çok kapsamlı ve örnek bir toplantıda çok özel kadınlarla birlikteydim. Sabah gazetesi ve Turkuaz Medya'nın düzenlediği Güçlü Türkiye'nin Güçlü Kadınları konulu toplantıda her oturumda yer alan kadınların konuşmaları zihin açan, ufuk açan nitelikteydi. Nüfusun yarısını oluşturan, ekonomi içindeki rolleri sürekli yükselen, küresel düzeydeki tüketici harcamalarının 20 trilyon dolarını kontrol eden kadınların iş dünyasında karar verme mekanizmalarında temsilinin %50'nin çok altında olmasının yarattığı ekonomik ve toplumsal sıkıntısına dikkat çekti bütün katılımcılar. Ve bu sorunun sadece kadınların sorunu değil, toplumun genelinin yani erkeklerin de sorunu olması gerektiği hatırlatıldı. Örnek vermek gerekirse, kadınların iş gücüne katılımının hem dünya hem Türkiye ekonomisine önemli bir büyüme fırsatı yarattığı ortaya çıkıyor. Kadınların tümünün iş gücüne katılımı sağlandığı takdirde 2025 yılında 12 ila 28 trilyon dolar seviyesinde bir büyüme gerçekleşeceği ve Türkiye bu eğilimi yakaladığı takdirde 2025'te gayri safi milli hasılada da %20 seviyelerinde bir artış potansiyelinin yakalanacağı öngörülüyor. Bunun önemi bir kez daha ortaya çıkıyor. Özlem Doğaner'in moderatörlüğünde yapılan Sporda Kadın Konulu panelinin katılımcıları, milli sporcu kadınlarımız ve Adana Demirspor'un ilk kadın antrenörü Songül Paksoy'un futbol alanında kadınların hak ettikleri yerde olmamalarını en samimi haliyle anlatması panele damgasını vurdu diyor. Şebnem Bursalı, Güçlü Türkiye, Güçlü Kadın başlıklı yazısında ve yazısının devamında da o panelden ve o söyleşiden çok önemli ayrıntılar var. Okumanızı tavsiye ederim. Ardan Zen Türk Star gazetesinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun beka meselesine bakışını çok önemli bir detayla beraber taşımış köşesine. Bakın diyor ki, meğer bizim milli derin devletimiz hiç olmamış. Başlıktaki iddia 10 Kasım 1938 saat 9.04'e kadar olan dönemi kapsamamaktadır. Belli ki emperyalizmin zamana yayılmış tıbbi suikast sürecinin başarıya ulaşmasından önce, yani Kuvay Milliye Lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk sağken bir derin devlet var. Olmasa ülkenin o zayıf halinde nasıl ederdi Fransa gibi bir imparatorluğun elinden Hatay'ı alır diye soruyor Ardan Zentürk. Peki bugün diyor ki Ardan Zentürk, Kılıçdaroğlu'nun 2013 Aralık ayında gerçekleştirdiği Washington ziyaretinden bu yana sergilediği işbirlikçi siyaset bu gerçek ışığında aslında doğal olanıdır. Sizden devletinizi almış emperyalizm siyasetinizi de bu hale getirir. Milli beka konusunda tartışmasız mutabakat olması gerekirken konuyu tartışırsınız. İşin medya üzerinden sokağa kafa karışıklığı olarak yansımasıysa kaçınılmazdır. Düşünün, kendisini Atatürkçü diyen hayli kalabalık bir kesim Atatürk'ün kurduğu partinin nerelere savrulduğunu görmek istemiyor.
Konunun diğer yönü, Müslümanların birinci görevi İslamcı hareketlerden kurtulmaktır. Çünkü hepsi Haçlıların kontrolü altındadır dediğinizde karşınıza çıkanları, çıkarılanları laflarla gösteriliyor. 70 yıllık sistem için doğal olmayan 15 Temmuz'da milletin gösterdiği kararlılık bunu önce Yeni Kapı ruhuna sonra Cumhur İttifakı'na taşımasıdır. Kendileri de biliyor, Erdoğan-Bahçeli ikilisi millet tarafından bu süreci ayakta tutmakla görevlendirilmiştir. Geleceğe dönük ana görevleri ise devleti milli kadrolara teslim etmek, NATO'cu, FETÖ'cü tüm unsurları temizlemektir. Sokak günlük siyasi tartışmalarla hiç ilgili değil. Söylenilen vaatleri de dinleyip geçiyor. Milletin ana kriteri şudur: milli devlet için temizlik yapılıyor mu, ipe un mu seriliyor? Emperyalizmin son ekonomik saldırılarından sonra millet refahın garantisinin de buradan geçtiğini anladı. Milli üreten, ekonomi anlayışını ülkeye oturtan siyasetin şansı var. Detayları geçiniz. Küresel telaş ve emperyalizmin fırtına hazırlığı var. Hedefi kadim ve bilge millettir. Uyanık olalım diyor Ardan Zentürk bugünkü yazısında değerli izleyiciler. Şimdi sizi İstanbul Maltepe sahiline götüreceğiz. Maltepe sahilde bir trafik magandası, artık siz adına her ne diyecekseniz deyin. Aslında iki kişiler bunlar ve olmayacak işler yapıyorlar. Nereden mi biliyoruz? Çünkü bu yaptıkları şeyi marifetmiş gibi bir de kaydetmişler. Videoya kaydetmişler. Yayınlamışlar, oradan biliyoruz. Yolda hareket halindeyken birbirlerinden bidonla benzin alışverişi yapıyorlar ve yolda motosikletlerine benzin dolduruyorlar. İşte o anlar. Bu arada benim benzin gerçekten az ya. Akını arayayım da. Ellerini motordan kaldırdı, arkadaşını aradı, durumu anlattı. Şansı yaver gitmese benzin koymadan canından olacaktı ama umurunda değildi. Görüntüler İstanbul'dan. Motosikletli sürücü Maltepe sahilinde seyir halindeydi. Kameraların, magandalığın yabancısı değil. Bu konuda defalarca ceza kesilmişti. Benzin nerede? Benzini bitiyordu, arkadaşını aradı, yanına çağırdı. Motosikletli arkadaşının çantasından aldığı bidondaki benzini hortumla deposuna doldurdu. Bunları seyir halinde, onlarca aracın içinde yaptı. Arkadan araba geliyor ama. Biz yavaş yavaş gitmeye devam, o bizi sollasın. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri motosikletli magandayı yakalamak için çalışma başlattı. Son dakika, bu motosikleti kullanan kişinin de sivil trafik ekipleri tarafından bulunarak gözaltına alındığını söyleyelim. Ne olacak tabii, onu hani bir trafik cezası mı olacak yoksa başka bir şeyle mi suçlanacak, onu da hep beraber göreceğiz. Hava durumuna bakacağız. Elde bir anayan burada. Günaydın. Günaydın. Nasıl olacak havalar? Şu an ısınıyor yurdun batısı itibarıyla ve sağanak geçişleri doğuya doğru ilerliyor. Bugün Karadeniz bölgesi, İç Anadolu, Doğu Güneydoğu Anadolu bölgeleri yağışlı ve Doğu Akdeniz'de, Hatay çevresinde bir sağanak geçişi var. Doğu Anadolu'da ve Doğu Karadeniz'in yükseklerinde sulu kar ve kar var. Hayata ulaşım olumsuz etkilerken çığ riski çok yüksek. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun karla kaplı yükseklerinde şu anda da görüyoruz radarın görüntüsünü. O bölgede bir yağış hala devam ediyor. Açık yeşile dönen yerlerde daha şiddetli. Şimdi ve fırtına var. Rüzgar hem Doğu Akdeniz'de hem de Doğu Anadolu'da kuzeybatıdan esiyor. Karayel saatte yine 65-70 kilometreye varan hızlarla kuvvetli esecek. Hatta fırtınanın hamlesi, yani ulaşacağı maksimum hız 90 kilometreye kadar da çıkacak. O yüzden ağaç ve direklerin devrilmesi, çatı uçması gibi olumsuz sonuçlar doğurabilir. Hissedilen sıcaklığı da yurdun doğusunda düşürmeye devam edecek. Batıda Marmara, Ege, Akdeniz'in batısında hava parçalı bulutlu ve sıcaklık yükseliyor. Bugün düne nazaran bir 3-4 derecelik artış daha var. Fakat gece çok fazla yükselmiyor. Daha önce de konuşmuştuk, hatırlarsın. Gece gündüz sıcaklık farkı artacak bu dönemde. O yüzden bu soğuk algınlığı riskini biraz tetikliyor. Tedbirli olmakta fayda var. Yarın tüm yurt güneşli olacak. Sadece Van Hakkari çevresinde hafif yağış, aralıklı kar yağışı devam edecek. Doğu Anadolu bölgesinde fırtına yine kuzeybatıdan kuvvetli esiyor olacak. Hava sıcaklığındaki yükseliş periyodu da yarın devam ediyor. Hafta sonu tüm yurtta güneş var. Ve aslında Mart ayının
pik noktasında olacak hava sıcaklığı açısından hafta sonu. O yüzden herkese iyi değerlendirmelerini öneriyoruz. Bu hafta sonu güneşli ve ortalamaların üzerinde sıcak geçecek. Kıştan çıkıyoruz biliyorsun. Vücudumuzdaki D vitamini depoları oldukça İstanbul düşük. İstanbul için de mi geçerli bu minimum seviyesinde. Evet, dolayısıyla D vitamini depolarını doldurmak adına güneşlenmek, güneşe çıkmak çok önemli. İstanbul için de geçerli, tüm Türkiye için geçerli. Sadece Doğu Anadolu'da gece sıcaklık donma noktasının altında olacak. Biraz gece gündüz sıcaklık farkı var iç ve Doğu Anadolu'da. Onun dışında sıcaklık yükseliyor. Şimdi pazartesi günü de tüm yurtta hava güneşli, açık, ortalamaların üzerine sıcak geçerken salı günü işler değişiyor Ersoy. Düşüş periyodu başlıyor. Mart ayının sonuna kadar da düşüş devam edecek. 3-4 derecelik düşüşlerle başlayacak. Salı günü yurdun batısına sağanak yağmur geliyor yeni sistemle birlikte. Çarşamba, perşembe, cuma günü yağış tüm yurdu etkisi altına alacak, böyle devam edecek. Ama ayın 14'ünden hatta özellikle 16'sında tekrar bir dondurucu soğuk hava, bir soğuk hava dalgası ve ayın 22'sine kadar da devam edecek gibi gözüküyor. 16'sı 22'si arasında kar getirme ihtimali var, evet. Dolayısıyla artık bu 16'sı 22'si arasında gelecek olan sistemin detayları bizim açımızdan önemli. Dondurucu soğuk gelecek, kar yağışı gelebilir. Takipteyiz. 12'sinden biraz 16'sına doğru kaydı. 12'sinde sıcaklık düşüşü var ama kar getirecek gibi değil. Sağanak yağmur getiriyor. Ama 16'sından sonra risk var. 16'sından sonra risk var. Takip edeceğiz. Hem sizlere hem izleyicilerimize aktarmaya devam edeceğiz. Şimdi bugün Ersoy, Rize ve Artvin çevresinde sel riski var. Yağış şiddetli. Onu da altını çizelim, unutmayalım. O yüzden şiddetli sağanaklara karşı tedbirli olmak gerekiyor. Fırtınadan bahsetmiştik. Hayatı, deniz ve hava ulaşımını, özellikle hava ulaşımını olumsuz yönde etkileyebilir. Ağaç ve direklerin devrilmesi, çatı uçması gibi olumsuz sonuçlar doğurabilir. Onun dışında söyleyecek bugüne dair çok da fazla bir şey yok. Gece ve sabah erken saatlerde iç ve Doğu Anadolu'da buzlanma ve dona dikkat, soğuk algınlığı tehdidi devam ediyor. Ama yarın itibariyle ve hafta sonu hava güneşli, açık ve sıcak geçecek müjdesini vererek bugün noktalayalım. Çok teşekkürler, sağ olasın. Elimden ayağına anlattığı memleketin havasını. Şimdi Berlin'e gideceğiz. Berlin'de tabii dünyanın gözünü çevirdiği büyük bir turizm fuarı var. Her sene bu vakitlerde tertiplenen ve Türkiye'de o turizm fuarında dev bir standla gövde gösterisi yapıyor. Tüm dünyanın gözü orada. Berlin Uluslararası Turizm Borsası Fuarı 53. kez kapılarını açtı. Fuara Türkiye'den çok yoğun katılım var. Zira Almanya Türk turizmi için çok önemli bir ülke. Kültür ve Turizm Bakanlığı 2000 metrekarelik alan kiraladı. Türkiye standında deniz, kum ve güneş tatilinin yanı sıra kültür turizmi olarak Göbekli Tepe'ye de geniş yer ayrıldı. Göbekli Tepe 12.000 yıl önceye dayanan, tarihin sıfır noktası olarak da anılan ve diğer bütün arkeolojik değerlerden ayrışan bambaşka bir özelliği var. Biz de bunu vurgulayarak ve bunun ana yurdu olan Türkiye'yi, Anadolu'yu vurgulayarak bir tanıtım kampanyası yapıyoruz. Çok da büyük ilgi var. Hedef sadece Alman turistler değil, fuara katılacak yabancıları da Türkiye'ye çekmek. Türkiye bu yıl Rusya'dan 6 milyon, Almanya'dan 5 milyondan fazla turist bekliyor. Zamanla sayı daha da artacak. Hedef 2019'da 50 milyon turist. Fuar kapsamında Almanya'nın önde gelen gazetelerinden Frankfurter Allgemeine Zeitung'da özel Türkiye dergisi dağıttı. Almanlara Türkiye'ye tatile gidin çağrısı yaptı. İslam İşbirliği Teşkilatı Kadın Danışma Konseyi Başkanı Esra Albayrak, İstanbul'da düzenlenen İz Bırakan Kadınlar Zirvesi'ne katıldığı Albayrak, İslam dünyasının kadınlar konusunda öz eleştiri yapması gerektiğini söyledi. İstanbul'da İz Bırakan Kadınlar Zirvesi'nin üçüncüsü düzenlendi. Zirveye katılan İslam İşbirliği Teşkilatı Kadın Dayanışma Konseyi Başkanı Esra Albayrak, önce dünyada bayraklaşan simge kadınları tek tek hatırlattı, ardından da uyarılarda bulundu. Batı değerlerinin yaşam kültürünün gelebileceği en üst mertebe olarak lanse edilmesi ve kadınların kendi toplumlarında, kendi kültürlerinde sürekli olarak baskı altında olduklarını hissetmeleri veya hissettirilmesi bu kimlik bunalımını maalesef körüklüyor. Konsey Başkanı Esra Albayrak, İslam coğrafyasında kadınların yaşadığı zorluklara da dikkat çekti. Öz eleştiri yapma zamanı mesajı verdi. Bu konuda İslam dünyasının dürüst bir muhasebeye ihtiyaç duyduğuna inanıyorum. Eğer öz eleştiri yapmazsak önümüzdeki resmi kaçıracağımız gibi
belki önümüzdeki 10 yılları, 100 yılları da kaçırma riski karşımızda. Her kadın hakkı konuşulduğunda, işte kadınlar zulüm altında, kadınlar baskı altında, her bu ifadeler için cümleler sarf ettiğimizde, aman Batı bizi kadın üzerinden yine asimile edecek, Batı bizi yer korkusuyla kalkanlarımızı kaldırmamamız gerektiğini düşünüyorum. Albayrak, kadının hem çalışma yaşamında hem de toplumda daha aktif görevler alması gerektiğini belirtti. Tüm dünyada intiharlara neden olmasıyla gündeme gelen Mavi Balina oyunundan sonra şimdi de çocuklar için büyük tehlikenin adı Momo. Momo aileleri endişelendiriyor. Mesajlaşma programları ve video izleme siteleri üzerinden yayılan Momo, bakın çocukları nasıl bir bilinmeze, bir karanlığa doğru sürüklüyor. Momo öldü, laneti ortadan kalktı dediler ama durum hiç de öyle değil. Mesajlaşma programlarına gelen talimatlara uyan çocuklar, intihara kadar varan talimatları yerine getiriyor, çocukları yönlendiren bu oyunlar gün geçtikçe yayılıyor. Tehlike şimdi de videoların arasından çıkmaya başladı. Burada %100 güvenlik maalesef bu olayda çok mümkün değil. Çünkü video içeriğine eklenen bir eklenti. Tehlikeli oyuna karşı aileler tedirgin. Gerçi videoların içinde çıkan bir durum, o yüzden her anı takip etmek gerekiyor. Mavi balina indiriyor. Kendi beceriyor çocuk artık. Çocuklar beceriyor. Mavi balina indiriyor. Momo indiriyor. Buldu bütün oyunları indirebiliyorlar. Oyun çocukları korkutarak psikolojilerini alt üst ediyor. Biz buna siber zorbalık diyoruz aslında. Son zamanlarda çok fazla ortaya çıktı siber zorbalıklar. Hukuki olarak yapılabilecek pek fazla bir şey yok. Belirli saniye aralıklarında gelmesi sebebiyle bunun takip edilerek ilgili platforma derhal şikayet edilmesi gerekiyor. Zira bu şikayet sonucunda o videonun içeriğinin çıkartılması gerekiyor. Aileler de kendince önlem almaya çalışıyor. Yani kısıtlamak, internet kullanımını kısıtlamak, kontrollü kullanmasını sağlamak, çocuk kilitleri var onları kullanabilmek, arkadaş çevresine dikkat etmek gerekiyor diye düşünüyorum. Yani çocuklarının neye, hangi sitelere girdiklerini falan hep kontrol etmeliler diye düşünüyorum. Şu anda iyice kontrol etmeye çalışıyorum ama ne derece tabii bizim de o kadar bilgimiz yok. Siber zorbalığa karşı uzmanların da ailelere önerileri var. Güvenli internet kapsamında aslında aileler işte beyaz liste oluşturularak çeşitli teknik yöntemlerle istemedikleri internet sitelerine çocuklarının girmemesini sağlayabilirler. Bunun için de işte belli linkler verilerek o linklerdeki videolara ulaşması çocukların sağlanabilir. Söz konusu video paylaşım sitesi konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada medyada yer alan haberlerin aksine yakın zamanda sitemizde Momo'ya ya da Momo'yu özendiren içeriğe yer veren videolara ilişkin hiçbir bulgu ulaşmamıştır. Bu tür içerikler kurallarımıza aykırıdır ve hemen kaldırılır ifadelerine yer verildi. Bir tane torunum var, bunların hastası. Yani biz çocukluğumuzda böyle şey görmemiştik. Neler yapıyorum ama onları onlardan vazgeçireceğim bu. Menemen tartışması yine alevlendi. Bitmek bilmiyor. Bu işte yani kim başlattıysa bunu, hani Vedat Milor gibi görünüyor ama daha öncesi de muhtemelen var. Soğanlı soğansız vesaire. Şimdi Boston Globe gazetesine taşındı. Amerika'ya taşındı. Amerikalılar önce menemeni keşfettiler. Sabah kahvaltısı için muhteşem bir alternatif dediler menemen için. Sonra da tarifine soğan koydular. Tartışma kaldığı yerden bir daha alevlendi. Türk mutfağının vazgeçilmezi, biber, domates ve yumurtanın mükemmel kombini menemen. Fakirin de, zenginin de sofrasında menemen. Sabah, öğle, akşam her öğün menemen. Hem ekonomik olması hem de yapımının kolay olması menemeni toplumun her kesiminin sofrasına taşıyor. Yumurtanın sarısı, domatesin kırmızısı, biberin yeşili buluştu. Şu anda görsel anlamda mükemmel bir şölenle baş başayız. Evet, birazdan da lezzet anlamında mükemmel bir şölene merhaba diyeceğiz. Adım adım şu anda saniyeleri sayıyorum. Menemenin yapımı 10 dakika sürüyor ama tadımı lezzet dağının zirvesine taşıyor.
Ben dayanamayacağım ustam karabiberi beklemeye. Afiyet olsun. Şöyle bismillahirrahmanirrahim. Afiyet olsun efendim. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir gazetenin yemek bölümünde yayınlanan haberde menemen dünyanın en iyi, hızlı ve kurtarıcı yemeği olarak belirtildi. Yıllardır ülke gündemimizin en eğlenceli tartışması menemen soğanlı mı olmalı, soğansız mı olmalı? Amerika Birleşik Devletleri'nde bir gazetenin verdiği menemen tarifi sonrası bu tartışma yeniden alevlendi. Biz de menemende yüksek lisans yapan adam Halis Şef'e soracağız. Ustam, menemen soğanlı mı olmalı, soğansız mı? Melemen klasik soğansız olmalı. Melemenin içine soğan girdiği zaman tabii ki sevilir, seven olur, yemek olur. Yani o melemen olmaz, o yemek olur. 15. yüzyılda Osmanlı mutfağının vazgeçilmezlerinden olan yumurtayı hümayun yemeğinden, yani soğanlı yumurtadan doğan menemen son halini 1900'lü yıllarda İzmir'in Menemen ilçesinde soğanın üzerine domates ardından da biberin eklenmesiyle alıyor. Menemen yemeğinin son halini aldığı Menemen ilçesi aynı zamanda yemeğe adını da veriyor. Baharın yaklaşmasıyla doğa uyanmaya başladı artık. Mersin'de havaların ısınmasıyla Malta eriği ve yeni dünya olarak da bilinen meyve erken olgunlaştı. Tezgahlara kurulmak üzere hallere bile gönderildi. İlkbaharın müjdecisi meyveler kendini göstermeye başladı. Mersin'de hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle örtü altında yetiştirilen yeni dünya erken olgunlaştı. Erdemli ilçesinde yeni dünya yetiştiriciliği yapan Melih Adalı ilk hasadını yaptı. İlk hasadımızı yaptık. 4 sandık topladık. 60 liradan kilosunu sattık. Mersin haline gönderilen yeni dünya farklı illere sevk edilmeye başlandı. Bahar mevsiminin aranan lezzeti yeni dünyanın fiyatının havaların ısınmasıyla düşmesi bekleniyor. Şili'den içinizi ısıtacak bir haber. Tenteye takılan köpeği polis bakın nasıl kurtardı. Tenteye dolandı, sesini duyurmak için çabaladı. İmdadına ise bir polis yetişti. Görüntüler San Felipe kentinden. Bir sokak köpeği tenteye takıldı. Acı çığlıklarıyla bölgedekileri ayağa kaldırdı. Polise haber verildi. Polis köpeğe ulaşabilmek için aracın üzerine çıktı. Demir parmaklıklardan atladı.